Sevgili dostlar, CNN Türk ekranına hoş geldiniz. Burada Laf Çok an itibariyle başladı. Bugün hakikaten birbirinden değerli dostlarımız var. Bakalım kimler bizi burada ziyarete gelmiş. Burada Laf Çok başlıyor. İşte bu gecenin konukları. Buranın sosyal şartları hakkında hiçbir bilginiz yok. O zaman ben size anlatayım. Oyuncu Gözde Mukavelat programa küçük gelin olarak katılıyor. Bu akşam Mesut Yar soruyor, Gözde Mukavelat yanıtlıyor. Yani gecenin bu saatinde kendisini bir dövesim geldi. Oyuncu Peker Açıkalın programa Gül Cemal'den katılıyor. Peker Açıkalın bu akşam hayatındaki değişiklikleri konuşuyor. Ben bugüne kadar oynadığım bütün rolleri o kadar severek oynadım ki hani çok teşekkür ediyorum o hanenin bir dileği. Oyuncu Mehtap Bayri programa analı oğullu katılıyor. Mehtap Bayri bu akşam gülmeyi ve güldürmeyi anlatıyor. Dediğin de haklısın da benim yaşımdaki bir adama. Oyuncu Haldun Boysan programa kiralık katil olarak katılıyor. Haldun Boysan bu akşam Gül Cemal'i konuşuyor. Kardeş Türküler programa 23 Nisan neşesiyle katılıyorlar. Kardeş Türküler bu akşam şarkılarını Burada Laf Çok için seslendiriyorlar. Konuklar sadece Mesut Yar'ın konuğu olamaz. Benim de konuğum, ben de soru sormak istiyorum diyorsanız eğer Twitter/BurdaLafçok ya da Twitter/MesutYar'dan bize ulaşabilirsiniz. Vallahi ihtişamlı bir aramız yok. Kısa bir ara ama ondan sonra muhteşem bir performansla karşınızdayız. Thank you.
Evet, efsane Burada Laf Çok programlarından bir tanesini yaşıyoruz. Benim uğurlu grubum, öyle diyeyim. Çünkü 2012'yi 2013'e bağlayan gece burada birlikte program yapmıştık. Ve Kardeş Türküler'in o bize destek olduğu sene gayet keyifli geçmişti. Kardeş Türküler yine bizimle birlikte. Hoş geldiniz şimdiden. Fakat yanınıza bir dostla gelmişsiniz. O da kardeşimiz Rehem Kelani. Doğru mu söyledim? Rehem Kelani. Rehem mi? Tamam. Rehem Kelani. Hoş, eyvallah. Eyvallah, hoş geldiniz. Ben hemen şey yapayım. Direkt ortak bir performans olacak yakın zamanda galiba. Feryal, sen mi konuşacaksın? Hep öyle oluyor. Eyvallah. Tamam, ben söylüyorum. Cumartesi günü akşam 21'de, yanlış söylemiyorum değil mi? Team Maslak Team'de Rehem Kelani, Kardeş Türküler, BGST dansçıları ve Kekeça grubu hep beraber sahnedeyiz. Bir şey kalmamış yani, bütün dünya gruplarını toplamışsınız anladığım kadarıyla. Gayet güzel. Rehem bu performans için mi geldi Türkiye'ye? Evet, daha önce de biz 2009'du değil mi? 2009'da Kuruçeşme Arena'da beraberdik. Harika. İkinci buluşmamız oldu 5 sene sonra. Nasıl buluyor Kardeş Türküleri bir? Türkiye'yi nasıl buluyor? Hani fix şey sordur ama söyleyelim. O buraları çok iyi biliyor. Hı. Araştırmacı, derlemeci zaten kendisi. Daha da uzun anlatılabilir Rehem'in neler yaptı. Sadece müzisyenlik yapmıyor. Derlemeler yapıyor. İşte bir sürü bölgeye gidiyor, Orta Doğu'yu dolaşıyor. Türkiye'de sorsanız Diyarbakır bizden iyi biliyor, Mardin'i bizden iyi biliyor. Ha, gezmiş görmüş yani. Ya şeyi, müziğini de kültürünü de çok iyi biliyor. Nasıl? Anlatabiliyor muyum? Tam bir Orta Doğu kadını yani. Evet, evet. Gerçek bir Orta Doğu kadını. Evet, tamam. Evet. Sevdi ya, bence muhteşem bir şekilde izlenebilir. Bir ikincisi de, Türkçe söyleyecek mi? Hep Arapça mı söyleyecek mesela şeyde, performansta? Türkçe de söyleyecek. Hadi bakalım, ne evet, söyleyecek? Evet. Söyleyelim mi? Burada sürpriz. Olsun be. Olsun. Yallah Şoförü mesela Türkçe, Arapça beraber seslendireceğiz. Evet. Kara Üzüm Habbesi'ni beraber Kara üzüm seslendireceğiz. Habbesi. Ay, aman. Dandini, dandini tabii onu dandini, da. Dandini, dandini. Bir ninni okuyacak. Çünkü Rehem gerçekten çok usta bir müzisyen ama Feryal'in de dediği gibi derlemeci, araştırmacı, yazar ve çok farklı derlemeleri var. Ninniler, kadınlardan mesela Kadın Ağzı çok türküler derlemiş. Hı hı. Bu ninniyi de oralar Orta Doğu'da derlemiş ama Türkiye'de çember tamamlanmış, dandiniyle bağlayacak. Eyvallah. Çok hoş bir bu sürpriz. Bu az önce dinlediğimiz bir ninni miydi? Yani bir Filistin ninnisi miydi? Bu ne Zuruni beni ziyaret et diyor. Yani yılda bir kez bile olsa beni ziyaret et. Hiç fena fikir değil. Senede bir gün anlamı aslında var. Rehem de esprisini yapıyor, diyor ki siz de 5 yılda bir, çünkü 5 yıl önce onunla aynı sahneyi paylaşmıştık. 5 yılda bir de olsa beni unutmayın Kardeş Türküler, çağırın diyor. Eyvallah ya, tamam eyvallah. Ya Rehem istediği zaman bize gelir. Gerçekten şeref verdi. Çok teşekkür ediyoruz hem size hem Rehem'e. Bizi zenginleştirdin. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Teşekkürler. Eyvallah. Peki. Evet, Kardeş Türküler'le yola devam edeceğiz. Kimler var bu akşam? Sayın Peker Açıkalım bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Peker Bey. Merhabalar. Peker Bey mi? Tamam, böyle güzel oluyor ya. Sayın Gözde Muka Velat, değil mi? Tek V'li. Evet. Bu soyadının anlamını birazdan soracağım size. Sayın Mehtap Bayri. İyi ile galiba. İyi ile. Tamam, bu soyadını anlamadım. Size de sorayım. Sayın Haldun Boysan, sayın mı? Sayın abi. Saymayalım bence. Tamam. Haldun abi de burada. Muhteşem bir Burada Laf Çok bizi bekliyor. Ne zaman? Birazdan başlıyoruz. Anlayamazsın mı? Tamam, kısa bir yerden sonra başlıyoruz. Çok kısa ama. Yine ne planlıyorsun çekirge? Oradan planı olan bir adam gibi mi duruyorum usta? Ben neyim biliyor musun? Ben arabaları kovalayan köpek gibiyim. Yakalasam bile ne yapacağımı bilmem. Anlarsın ya. Sadece yaparım usta. Hoş. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Otur yerine. Otur. Ayıp oluyor ya. Köpek gibiyim diyen sendin. Aferin oğluma. Aferin. Ve evet, an itibariyle başladık. Burada Laf Çok'a. Ben aslında konuşmasam siz kendi aranızda konuşsanız çok keyifli olur ya. Hep beraber öyle ortaya konuşalım. Öyle bir yürüyelim ya, ortaya evet, laflar falan atalım. Ondan sonra evet, kelimeler biriktirelim birbirimize. Evet. Öyle yürüyelim. Peker, senden başlayalım. Bu Gül Cemal bir film. Evet, bir film. Gül Cemal bir filmin bir karakteri. Evet. Ve senin enteresan bir karakter yaratma atölyen var. Yarattığın karakterler çok enteresan. Hakikaten yani bunu düşünüyorum. Kült karakterler oluyor. Gül Cemal üzerine çalışıldı mı? Bir. Gül Cemal kimdir ki? Gül Cemal ne ediyor belirsiz, uçan bir nesne aslında. Abi bunu sana yakıştıramadım. Uçan bir nesne, tanımlanamaz yani, uçan bir nesne. Tanımlanamaz çünkü şey yani
toplum içinde aslında tanımlayamayacağınız o kadar çok insanla karşılaşıyorsunuz. Hepsi de uçuyor, doğru diyorsun. Hepsi de uçuyor. Biz bir şekilde şey yaptık yani, bir karakter ama çok baskın bir karakter değil Gül Cemal. Köyünde tek başına var olmuş, hiçbir sosyal kesime üye olmamış, hiçbir hobisi, fobisi olmayan, tek başına yaşayan, anne babasından bile varlığı olmayan, köyünde yaşayan bir olgun bir insan. Avcı. Avcı, avcı. Olgun, köyde yaşıyor. Evet. Ne güzelmiş. Evet. Yani ya bundan bir film çıkıyor mu abi? Çıkıyor, çıkıyor. Bayağı bildiğin yani, çıkıyor, böyle dolu dolu. Var mı filmin fragmanı bizde sayın stüdyo? Alo şef, var mı fragman? Şef dağılmış. Şef kocasıyla mesajlaşıyor. Hani bir fragmanı bir gösterelim önce. Ondan sonra daha üzerine rahat konuşabiliriz abi. Mesela kime gönderdin? Ne yapıyorsun? Abdülkerim Bey. Eks oldum. Abdülkerim Bey'in tüm hisselerini Sönmez Şahbaz ve Togay Şahbaz'a intikal işlemlerini... Tüm varlığımı sizin bilmeyiniz öz ve öz oğlum Gül Cemal'e bırakıyorum. Kapak olsun. Merhabalar. Ben Gül Cemal Bey'i arıyorum. Nerede bulabilirim acaba? Biz Gül Cemal'i arıyoruz da. Gül Cemal pek tekin biri değildir. Şu anda Gül Cemal'in namusunun ucundasınız lan. Kafasına talih kuşu mu kondu? Fikirtepe'de bir daire akıllı Mahmut Paşa gişelerinin hemen yanında. Ayrıca bir adet transformatörlü radyo. Transformatör. Benimle bir dakikacık dışarı gelebilir misiniz? Sen nereden çıktın be? Şeytanın avukatı. O avukat karı var ya. Avukat karıyla ne alakam var benim lan? Kadının demişse. Oh. Maşallah. Naproski var onda. Uyku hastalığı. O sonradan olma Gül Cemal'i. Ortadan kaldıracağız. Ortadan kaldırmak derken? İyi günler Aslan Bey. Bir temizlik işi vardı da. Ne temizliği? Bildiğin köy kilimi. Siz kilimi dürülmüş bilin. Gül Cemal çok yakında tarih olacak. Holdingim var. Holdingim. Evet, anladım. Sen ne kullanıyorsun? 53 model jip var, üstü açık, gazlı, dört teker. Gül Cemal, ayısın, bildiğin ayı. Evet, bu yıl ciddi bir şekilde komedi yaptı Türk sineması. Oradan başlayalım. Önce senden önce gelenleri izledin mi abi? Yani bayağı bir yazdan bu yana Düğün Dernek'le başlayıp halaya girdi Türk sineması. Özellikle komedi filmlerinde. Ya ben bakabildin mi? Özel şartlarım gereğince şey yapamadım. Özel şartlar bu, sağlığın dolayısıyla. Evet yani filme zaten odaklanmam bir 3 ay aldı. Film bittikten sonra da bir ameliyat olmam gerekiyordu. Hı. O ameliyata oldum. Yani şu anda da izledim diyemem, yalan söylüyorum. Eyvallah. En son soracağımızı en başta sordum. Sağlığın nasıl? Sağlığım çok iyi Allah'a şükür. Çok iyi, iyi gördüm. Yani iyi, gerçekten iyi, iyi gördüm seni. Dolayısıyla bir film çıkardığına göre de, üretmeye başladığına göre de işler o, fikren de Fikirtepe'de yoluna gidiyor yani. O heyecan içimizde olduğu sürece biz iki elimiz kanda da olsa oyuncular olarak muhakkak işimizi yaparız zaten. Eyvallah. Yani hoş geldin tekrar. Gözde, soyadın şeyini, şifresini çözelim. Mukavele'den geliyor. Selanik göçmeniyiz. Mukavelat, biz eski Türkçe. Ya biz çift V koymuşuz orada ama galiba. Yok, tek V ile sözleşmeler anlamına geliyor. Kim kimle nasıl ya, anlayamadım ben tam olarak. Zamanında nasıl bir aile o? İnsanlar yaptığı mesleği soyadı ediniyorlarmış. Eyvallah. İlk çıktığı zamanlar. Herhalde dedem de sanırım mali müşavirlik yapıyormuş benim. Ha. Sürekli sözleşme yaptığı için öyle bir şey türetmişler herhalde. Odur bilmiyorum. Ben yani öyle biliyorum. Bu iyi tarafı. Bir de yani hani kötü senaryo var. Dedem bildiğin tefeciymiş. Direkt birilerine bir şeyler imzalatıyormuş. Aman Allah'ım. Mukavele imzalatıyormuş. Neyse biz iyi tarafından bakalım. Evet. Bu soyadı senin için avantaj, dezavantaj ne oldu? Mesela uluslararası şeye atıyorum sinema şeyine, dünyasına çok açık bir soyadı. Evet. Yani genelde de yabancı zannediyorlar zaten. Ama işte herkese açıklama gereği duyuyorum. Demin işte gayet güzel mesela. Hani bir dünya sanatçısı Kardeş Türküler'le birlikte bir dünya sinemasının güzel bir aktrisini ağırlıyoruz diyebiliriz. Çok izlenen bir dizinin başrolündesin. Çok izlenen bir dizi, isim de verelim. Yani Küçük Gelin. Küçük Gelin. Bizim tek bir itirazımız var. Yani Küçük Gelin'e itirazımız var. Dizi olarak değil ama durumun kendisine itirazımız var. Bugün bu anlamda bir kamu spotu verecek misin? Biraz bekletin mi seni?
Sizin tercihiniz ama anlamış. Ben anlatmak isterim. Anlatmak istersin de herhalde sen de karşısın sonuç itibariyle. Tabii ki. Sonuçta Berdel'i anlatıyoruz. Hikayemiz Berdel'den çıktı. Benim gibi herkes de karşıdır. Terörden sonra en çok öne çıkan konulardan bir tanesi bu. Sonuçta hiçbir insan bir mal gibi alınıp satılmak istemez. Herkes kendi fikirleriyle, kendi farkındalığıyla yaşamak ister. Bu yüzden biz de karşıyız. Ve sen orada bir öğretmen oynuyorsun. Evet. Anladım. Yani... Eğitimin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda benim karakterimle. Fena bir şey ve gerçekten bir fenomene dönüştü. Belki evet. Hani çok gerçekten bir yarayı doğru düzgün ve basit bir şekilde anlattığı için. Evet. Çok fazla okuyorduk, medyada görüyorduk, izliyorduk. İnsanlar kendi içinde eminim yani ben okuduğum zaman işte ne yapabiliriz, ne yapmamız gerek ya da bu neden geri planda kalıyor diyordum. En azından diziler bunun için bir artı. Biz de bu diziyle bir şeyler anlatabildiğimizi düşünüyoruz. Onun dışında da zaten yasalarda boşluk var. Yavaş yavaş bunlar da dolarsa azalmak yerine yok olacak diye düşünüyorum çok ben. Çok güzel. Yani çocukların ve kadınların... Evet. Yani bir nevi sosyal sorumluluk projesi gibi bir şey oldu. Güzel, peki. Gayet diyelim. Keyifliymiş. Mesela Bayri benim asker arkadaşımdır. Bunu söyleyeyim. Bayağı öyle aslında. Bayağı öyleyiz değil mi ya? Evet. Gerçekten askerlikten tanıştım. Bir hanımefendidir kendisi. Çok da sevgili dostumdur. Mehtap sana bir şeydir oğlum. Sen böyle bir yaş aldıkça bir açıldın. Bir açıldım. Sen böyle değildin. Saçıldım. Saçı başı yoldum. Saçı başı yoldum. Saç bile acayip bir şey olmuş. Nasıl Sunuz. Oldu mu acaba? Sunuz. Sayın. Ya, çok sevgili. Çoğul konuşuyor yani. Saçınız ve siz yani. Gerçekten iki ayrı kişilik böyle. Gibi. Ya şey oldu. Yani işte biliyorsun hep uzundu. Uzun yıllar boyunca hep öyleydi. Sonra bir geldiler böyle bana. Sana bir şey geldi. Bir kırılma noktan oldu. Yani senin bir dizden sonra bir kırıldın sen. Yani bir daha bir suh. Filmden sonra kırdı kafayı. Öyle mi? Evet. Filmden sonra kafayı kırdı. Yani. Bir dizden sonra da kendini kırdı. Çok enteresan oldu yani. Aslında şeyi mi söylüyorsun acaba? Evliler şen yuva mı? Şen yuva tabii ki. Şen yuva. Bende öyle bir şey olmadı ama... İzleyici algısında mı oldu? İzleyici algısında oldu evet öyle bir şey. Hoşuna da gitmiş gibi geliyor bana sanki. Gitti ama onun üstüne oynamıyorum. Yok canım yani sen normal oynuyorsun normal ama biz bu. Onun üzerine oynuyoruz. Sen rahat olabilirsin çünkü hani yeni başlayacağın dizide de galiba ya. Biraz hafif frapan, şuh bir halimiz var. Biraz evet çok fazla değil ama biraz pavyonda çalışıyor bir de. Takmayı takıştırıyor. <Ya, gülüyor> Niye söylemedin? Aldın. Uzak otur o zaman. Güzelmiş ya. Güzel güzel çok tatlı. Analı oğlu ve Show TV'de başlayacak. Evet. Sermiyan Midyat'ın bizim Sermiyan yazmış kaleminden. Sermiyan Midyat'ın içinden ciddi bir şekilde yazar çok çıktı abi. Çok güzel yazmış Mesut. Çok çok güzel. Müthiş yani o Mardin yöresini hakikaten yani evet. Kendi toprağını iyi anlatan. Hem o tarafı iyi anlatıyor hem bu tarafı iyi anlatıyor. Aslında hikayeyi iyi anlatıyor. Bir de çok esprili yazmış. Çok güzel gidiyor şimdi çekimler devam güzel. Ediyor. Daha... Bir şey olacak sitcom tadında sitcom, bir şey olacak? Evet sitcom. Ha, güzel. Ha kafa rahat olacak senin de rahat öyle 7-24 set falan. Yani falan. Evet. Nedir o hayat ya? Onu Haldun abi çeksin yeter artık. Ya. Yeter artık ben ya. Haldun da çekmesin ya o benim. Kadar. O da çok zaten çekti. Abi zeytin gitmesin. Zeytin hasatı almadan gönderdik size hayırdır inşallah. bu sene ya, yağmur yapmadı. Bu sene ya olmadı. Ay şöyle bir şey. Reytingleri iyiydi falan keyifli bir çok işti. Çok iyi ya çok iyi. Ama herhalde kan uyuşmadı. Herkesin hatası olabilir bunun içinde. Benim de olabilir. Kanalın olabilir, yapımcının olabilir. Bunu çok sorgulamıyorum. Ben çünkü çektiğim kadarıyla bile bana çok keyif veren bir iş oldu. Hem coğrafyası itibariyle. Hani nasıl Sermiyan Midyat'ı ve Mardin yöresini çok iyi biliyorsa benim de iyi bildiğim bir yöre Ayvalık'ın da civarıydı. Oranın bir öyküsü, bir uyarlamaydı. Güzeldi. Ama şöyle diyeceğiz. Bazen çocuklar ölü doğuyor. Hani istemesen de kaybedebiliyorsun. Ben iyi olacağına inanıyordum. Vallahi ama... sizin çocuk bildiğin toraman da oldu. 4,5 kilo falan da oldu abi. Yani tabii gayet tabii. Şeydi böyle ya. Hani. Sonrasında olabilir. Ufak tefek herhalde benim bilmediğim bir takım problemler olabilir eyvallah. Ama tercihtir. Eyvallah. Ayrıca bunu ben... en çok sen bilirsin. Çünkü yani hakikaten şey Türk dizilerinde eğer hani Türk sineması diye bir şey varsa yani dizilerinde hakikaten büyük emekçilerden bir tanesisin. Ya şöyle bir gerçek var zaten. Yani dizi sektörü farklı bir sektör. Şimdi... daha yeni benden. Gözde, ama Mehtap kabilesine rağmen çok, daha yeni evet. Tabii tabii. Çok çalıştık. Peker işte, hiç bilmez. Başka bir alemin adamı. Benim küçük... Tanım tanımayan uçancısı. benim küçüklüğüm Peker'le geçti. Senin de mi? Tabii. Ya ama hatırlatmıyorum. yani sevgili Allah uzun ömür versin. Türkiye'nin ne oldu bir başka gece yapıyordu. evet.
Ben daha okuyordum. Pekerler oynuyordu. Ben Ankara'da okuyordum. Ya birader öyle bir şey vardı. Bir başka gece ve inanılmaz. Mesela şimdi Peker'i gördün. Yani aynı kuşağız ama benden eski abi televizyonda şöyle bir durum var. Abi diyoruz değil mi ya? Tabii. Mesela ben de yani hani Peker abi değil alışkanlığı. Hiyerarşik olarak. Çünkü bizim sektörün güzelliği bu. Burayı yakalayamazsak onun için bitiyor bazı diziler. Bazı filmler tutmuyor falan. Hiyerarşik düzen iyidir hayat içinde. Askeri düzenden bahsetmiyorum. Belli dozda çünkü, tabii. Tabii belli bir dozda. Yani biri senden daha ustadır hayatında. Daha çok yılını, daha çok saatini vermiştir. Burada bir noktalı virgül koyacağım. Bunu söyleyen adam Beşiktaş'ın tribünlerini yani o evet, hani hakikaten yani. Türkiye'nin en ne diyelim devrimci tribünlerini ayağa kaldıran bir adam. Devam edelim. Şöyle bir şey var. Ben zaten önce Beşiktaşlıyım. Sonra Haldun Boysan'ım, sonra sanatçıyım. Yani onu arka plana... Sıralama odur diyorsun. Sıralama odur. Eyvallah abi. Peki. Sıralama odur. İtirazımız yok. Ama yani bu hiyerarşik çok kırılgan olan bir düzendir bu ama... Sana bir şey öğretene teşekkür edeceksin ve... Şu vardır hayatımızda, Peker de bunu yaşadı. Yeni bir insan gelir sete. Belki ilk tecrübesidir ama öyle bir şey yapar ki... Senin 25 yılın üstüne bir şey koyar. Onu düşünmemişsindir sen. Çünkü herkesin geldiği coğrafya, herkesin aile biçimi, yetiştirilişi farklı hayatta. Hiç düşünmediğin bir şey yapar ve sen teşekkür etmesen bir de şöyle olursun. Bir göz göze gelip hani içinden Allah razı olsun dersin. Çünkü bir yerde onu kullanırsın. Ama bize ne yazık ki son dönem herkes çok olmuş geldiği için. Evet. Ne oldu bu çocuklar biraz erken oldu? Ya bu şey hormon, GDO bilmem ne falan filan. Hormonlardan sektörde doğar var mı doğar. Öyle şeyler? Ya... GDO falan. Yanlış bir takım şeyler var, anlayışlar var. Ben ne kadar sert olursam beni o kadar dinlerler. Tam tersi. Ben ne kadar böyle davranırsam bu buraya gider. İşte ben merkezci olmaktan çıkmak zorundasın. Ben merkezcilik sanatın içinde var. Herkes en iyisi olmak ister. Tam ego, eyvallah. Tabii. O ego var. Ama bu egonu dışa yansıtmadan, kendi içinde yaşayıp, taş üstüne taş koyarak büyümeye çalışırsan o egoyu sana zaten tattırıyorlar. O başka bir şey yani. Tabii. Aslında yaptığınız iş kolektif bir iş ve kolektif tabii. Olmak evet. Yani bir yandan. Yani ressam değiliz, heykeltıraş değiliz. Tek başımıza bir iş yapmıyoruz. Hep birlikte birbirimizden aldığımız enerjiyle aslında o roller çıkıyor. Yani ben Peker'den bir şey alıyorum, Peker benden, Gözde, Haldun. Yani hep birlikte bir... Yemek yapıyoruz bir aslında yani ya. O tuzunu, biberini hepimiz. Evet. Bizim eski tiyatro demiyle bir ensemble yaşıyorduk. Ama evet. Artık sinemada insanlar, oluyor, güzel bir şey. Sinemada insanlar fast food beslendiği için artık bizim yaptığımız bir şey söyleyeceğim. Ya bu sinemadaki fast food meselesine bir girelim. Evet çok hızlı. Yani gerçekten çok hızlı. Ben biraz aslında işin içinde ironi de vardı. Bu sene çok komedi yaptı. Çok sinema yaptı. Çok film yaptı. Ya bir sürü film ard arda giriyor. Ve hakikaten... Hem saygı duyulacak bir şey çünkü emeğin çok yoğun olduğunu görüyorsun ama bir yandan da gerçekten ard arda giriyor ve aynı hızla da çıkıyor hayatımızdan. Yani hiçbir şey, hiç parmak izi bile bırakmadan. Yani evet. O biraz tehlikeli bir şey değil mi Peker? Yani sen sonuç itibariyle bir komik olarak başladın bu hayata, iyi bir oyuncu olarak devam ettin. Evet. Komedi oyunculuğunu seçtin, başka bir tarzdır ama hani bıraktığın karakterler var. Hala üzerinde konuştuğumuz karakterler. Evet. Ya bu biraz şey değil mi, fazla hızlı değil mi biraz... Çok fazla hızlı bence yani işte şu anda konuşuluyor mesela ben Gözde Hanım'ın yaptığı diziyi bilmiyorum. Haldun Bey'in yaptığı diziyi bilmiyorum ama o kadar çok bir hızla giden bir sirkülasyon var ki hem sinema sektöründe hem televizyon sektöründe insanlar da şaşırmış durumda. Yani seyirci de şaşırmış durumda. Çok sevdiği bir dizi 3 hafta sonra bitiyor. Hiç bakmadığı bir dizi reyting birincisi gidiyor. Yani sözün meclisten dışarı. Yani ben de bir seyirci olarak bu kadar işin içinde olmama rağmen ben de bazen şaşırıyorum yani. Başka bir izleme evreni olduğunu düşünüyorlar insanlar. Yani evet. Gerçekten yeni bir izleme evreni ve ona göre saatler yeniden kuruluyor. Ve gerçekten çok ihtişamlı ya bu senenin... imzası olur dediğiniz işler geçiriyorlar hayatımızda. Ama hiç... Sinemada bu böyle mi olacak? Mesela bir Recep İvedik üzerinden gidelim. Dördüncü seriyi çekti olacak. Ve yürüdü adam yani gayet yok, güzel. Bu gidişle öyle olacak. Yani öyle mi diyorsun? Recep İvedik'i eleştirmek haddimize değil. Çünkü seyirci son 5 ayın seyircisi 16-17 milyon seyirci. Çok ciddi bir şey. Toplam 2 filme gitmiş yani.
Bu çok acayip bir evet. şey. Yani iki filme, yani Türk insanı iki tane filme gitmiş. Hı. Şimdi bu hem sevindirici hem düşündürücü. Yani aradaki 500 film ne oldu? Ne oldu? Ödül alan filmler ne oldu? Alayınız ödül için mi çalışıyorsunuz ya? Biriniz hani Kan'a gitmek için, ben, biriniz Kanada'ya, biriniz ben artık için. Sadece para için çalışıyorum. Ha, güzelmiş ya. Sanat para içindir, para için sanattır. Yo, evet. Orada kuramadım yani. Ben kuramadım da. Yani iş oraya gidiyor. Hakkındayım kuramadığını. İş oraya gidiyor yani. Ne yapmak lazım bilmiyorum. Gişe için film yapmak şey değil mi? Yani bir şekilde bir şeylerin düşürür aşağıda. Tüm samimiyetimle söyleyeyim. Mehtap da burada, Haldun da burada. Biz bir kere olsun yaptığımız filmin gişesi ne olur diye konuşmadık. Öyle bir aramızda tartışma da geçmedi. Sadece biz tiyatro kökenli sanatçılar olduğumuz için, kastı böyle oluşturduğumuz için filmin kalitesi olması, yeter ki seyirciye ulaşması. Hani 10 bin kişi de seyirci benim açımdan, 10 milyon da seyirci. Ama yaptığın iş 10 sene sonra anıldığı zaman, seyredildiği zaman ne güzel bir filmmiş dedirtmek söz. Adamlar yapmışlar dedirtmek. Yani. Şeyde Gül Cemal'de hissediyor musun bunu? Ben şahsım adına hissediyorum. Yani büyük hissediyorsun. Evet, çünkü ben Türk sinemasına, açık hava sineması sinemalarında Türk filmlerini çekirdek seyrederek. Çekirdek çiğneyerek şey yaptım, aşık oldum. Ve bu filmimizde ben o tadı aldım. Evet. İçinde bulunmam. Tam da yaz sezonuna giriyoruz. Böyle güzel olur. Ama işte yaz sinemaları yok artık. Keşke yaz sinemaları olsa. Evet, evet. Yani öyle bir sektör biraz atılım yapsa da kışın seyredilmeyen filmleri de yazın halka bedava seyrettirseler çok yani. Güzel olur. Bir, İstanbul'da hani 70'li dönemlerin Feriköy'ünde doğmuş büyümüş, Kurtuluş'unda doğmuş büyümüş bir adam olarak. Hani Feriköy'de Feriköy maçlarından çok... Feriköy sineması, açık hava sineması şey toplardı. Yani müşteri toplardı. Bu kadar ne? Mesut, tribün toplardı diyelim. Mesut'cum şaka gibi. Doğru ama. Aynen böyle. Şaka gibi. Yani çok eskilere gitmemek lazım aslında. Ben şunu birebir yaşadım. Çocukluğum Florya'da geçti benim. Biz Florya'dan faytonlara atlayıp faytonlarla... Fayton falan deyince abi tabii hani böyle bir saray... Değil mi? Değil mi? 1800'lerdeyiz. Yani? Evet, 1800'ler gibi. Halbuki benim çocukluğum yani. Faytonlarla açık hava sinemalarına gidiyorduk. Bir frigo, bir çekirdek, bir kartal tibet. Tabii biraz tabii şey misin sen, zengin misin? Faytonlu açık hava sinemasına bize gidiyor. Yok, hayır, hayır. Böyle kötekle götürürdü anneannem. Hayır, zenginlik davası değil. O zaman taksi yoktu ki. Ya bir duruş davası değil mi? Yani. Ulaşım vesaire ve Türk tabii. İstanbul. Bence şu anda faytonlar gene devreye girmesi lazım. Çalışsalar keyifli olur. O zaman aslında insanlar benzin kuyruklarında dolaşacaklarına, trafikte dolaşacaklarına, faytonlarla, tramvaylarla, açık hava sinemalarına gitmekle gene geriye dönüş yapabiliriz aslında. Biz atları seviyoruz. Bizim için hiç sorun yok. Yani gerçekten atlarla birlikte sinemaya atları da vururlar biliyorsun. Vurmasınlar yani. Be abi, iyidirler ya. Gözünü seveyim. Oradan da birbirimize karşılıklı böyle şeyim yani subliminal mesajlar gönderiyor. Evet. Evet. Vurmasınlar abi atları gayet. Vurmasınlar. Sen abi. Aslında dediğin orada kaldın Mehtap. Galiba aslında. Aslında Haldun'dan bu kadar uzaklaşıp yeter, bize vermek istediğin mesaj. Dip dibe oturdu. Ne yapıyorsun sen? Orta kadın değildin. Ben açık anlamadım. Oradan yani. Bana bir öyle git diyorlar. Bir böyle. Ha, böyle kalacak mısın bak. Ben böyle mi kalacağım? Haldun'un sana böyle dokunma böyle uzaklığı ile. Ne olur ne olmaz. Asıllı uzaklığı koyayım. Arasında yaklaşık bir şey 80 derece. Yani ya o dönemler baktığımızda yani şimdi hayat İstanbul'da da Türkiye'de de bütün dünyada da çok hızlı ilerliyor. Yani hepimiz özellikle Türkiye'de özellikle İstanbul'da çok hızlı hepimiz bir yerlere yetişiyoruz. Hiç kimsenin ortak belli alanlarda gidip beraber bir şey yapmıyor. Yani insanlar birbirlerinden o kadar uzaklaşmış durumdalar ki. O işte açık hava sinemalarında mahalledeki arkadaşıyla gidiyor. Küçük 8 yaşındaki çocuk hadi gel lan falan diye böyle koştura koştura gidiyorlar. Teyzeler gidiyor, hanımlar gidiyor. Ne güzel yani toplumu da aslında daha fazla birbirine bağlayan da bir şey. Entegre eden, birbirinin geçişkenliğini sağlayan falan filan. Yani bunları uzatıyoruz. Evet. Peki, burada laf çok dedin ya. Bayağı. Ya, her arkadaş, konudan girebiliriz. Bir söylüyoruz, bin istiyoruz artık ya. Bence AVM sineması yapılıyor. Artık. Yapalım. Ya, ayrıyeten de AVM sinemaları da lazım Türkiye'ye ya. Çok lazım. AVM ya, çok evet. Enteresan bir şeydir. Kardeş Türküler, demin söyledim size 2012-2013 senesinde biz o şeyi programı bant çektik. Bir itiraf. Herkes canlı zannetti çünkü onlar hakikaten canlılar. Yani Vedat abim özellikle ben orada durur sessiz sakin. Grubun bana göre tırnak içerisinde
en cingöz adamı, müthiş bir adam. Size sizinle bölüşmediğim, Feryal'le aslında bölüştüğüm bir anımı anlatacağım. Biz onu band çektik. Sonra ben atladım Üsküp'e gittim. Üsküp'te bir ayran verilen yerde yeni yıla giriyoruz. Fakat ciddi bir şekilde şeyi istiyorum daha doğrusu. Orada çok güzel müzik yapılıyor. Yani Makedon müzikleri bilmem ne, olağanüstü bir şey. Ama neyse, bir sessizlik olmuş o müzikal arada. Dedim ki şeye bağlanayım, CNN Türkiye. Neyse, internet üzerinden işte malzemeyi kurduk, bağlandık. Yanda 10-12 tane masa var. Şimdi sesi duyan geldi lafı vardır ya. Sesi duyan geldi, ne oluyor lan orada duygusuyla? Geldi ve ben hayatımın en kalabalık yeni yılına sizin sayenizde girdim. Çok teşekkür ediyorum, biraz gecikmeli de olsa. Çok teşekkür ederim ve oradaki insanların size alkışlarını da iletmem gerekiyor. Çok beğenmişlerdi. Yani nasıl bir grup, nasıl müzik bilmem. O şaşkınlığı unutamam. Dolayısıyla kardeş türkülere her ağırladığımda böyle inceden bir ter basıyor ister istemez. Peki bıraktığımız yerden bu zamana ne değişti? Basçı değişmemiş aynı. Saçlar maçlar, sakal filan. Adam beyazlamıyor gördüğümüz gibi. İdare nasıl ediyoruz, gidiyor abi? Evet. Güzel vallahi, işte bize de uğurlu geldi o program. Öyle yani mi? Bugün bugündür eyvallah. Böyle giderek böyle yükselerek biz gidiyoruz. Biz sizi böyle zaten. Küçük bir yere sıkıştırdık bugün ama yani bizim işte performans yerimiz o. Fakat anladığım kadarıyla her şeye girebiliyorsunuz. Yani her şekilde bir her şekilde girebiliyoruz. Mobil hali var yani. Hani 40'tan 10'a düşebiliriz. 10'dan 400'e çıkabiliriz hali var. O kolektif çalışmanın bir şey. Kaç sene oldu kardeş türküler? 21'e girdik işte. Şimdi. 21 yıl. 21. yıldayız. Nasıl yani. Dayandınız 21 yıl birbirinize? Hiç buralara girmesek mi acaba? Girmeyelim mi? Ekmek parası. Ölmeyelim, bu kardeşlik iyi ya. Yani aslında güzel geçiyor. Öyle bir şikayetimiz yok yani. İşte 25'e doğru gidiyoruz bakalım. Çok iyi. Yani bu hafta sonu yapılacak performans falan. Bu sene nasıl geçecek? İyi mi? Nasıl görünüyor? Sanatsal olarak değil mi? Bizim kendi işlerimiz açısından öyle diyelim tabii ya. Yoksa hani diyenin Nuray Sayar'ı sorarım. Rahat ol abi. İşte vallahi Rehim'le çalacağız hafta sonu. O çok güzel bir şey bizim için. Hani böyle bizim çok örnek aldığımız bir müzisyen. Hı hı. İşte ondan sonra Mayıs ayı geliyor. Mayıs ayı zaten biraz daha hareketli bir aydır. Hani biliyorsunuz epey bir dolaşacağız işte. Sezen Aksu ile konserlerimiz olacak. Yurt dışında turneler yapacağız. Çok iyi. Aradink Cihan da olacak. Bize eşlik edecek. Yani hem bizim için öğretici bir turne olacak bunu. Hem de işte değişik bir deneyim olacak. Siz de öğreneceksiniz değil mi tabii, aslında? Tabii. Hani yani, gezmek biraz da öğrenmek tabii, yani. Bir yanda Sezen Aksu var, bir tarafta Aradink Cihan var. İşte onlarla birlikte seyirci karşısına çıkacağız. Bu büyük bir heyecan bizim için. Acayip bir şey. İşte size hala heyecanlandıran müzisyenler var değil mi aslında? Yani birçok insanla paylaştığınız sahnenizi ama. Bir de şey kalma. Berat abi sana soracağım ya. Bir ego duygusu sizde kalmadı mı? Çok mu? Yani gerçekten bütünleştiniz galiba ya. Kendi aramızda mı yoksa? Kendi aramızda. Abi camiada. Senin benimle bütünleşmeni de çok isterim ama kurban olayım. Yani kendi aramızda zaten yani o ego olsaydı zaten bu kadar uzun süre bir arada olamaz. Biz belli bir hukukumuz var bizim işte böyle. Kendimize işte bir takım ilkeler, prensipler oluşturuyoruz. Camiaya dair de ya biz işte kardeşlerin bir kapsayıcılığı var yani. Biz sahneye böyle genelde bir platform olarak kuruyoruz. Ve o harbi açık havada düzenli olarak yaptığımız konserlerde her sene neredeyse 50-60 yeni müzisyenle ve sadece profesyonel insanlarla değil amatör insanlarla da tırnak içinde amatör diyoruz. Onlarla bir araya geliyoruz. Şey bir alışkanlığımız var hani dedin ya sen büyüyebiliyoruz, küçülebiliyoruz, birileri geliyor hemen bir şeyler yapabiliyoruz. Böyle interaktif bir sahnemiz var çünkü başka şansımız yok. Çünkü o sahnede birçok dil, birçok kültür bizimle birlikte oluyor. Hep bir şeyler öğreniyoruz. Hep işte... Ne bileyim birçok dilde merhabayı öğreniyoruz, işte sohbet etmeyi öğreniyoruz falan. Bu inanılmaz bir şey. Bütün dünya dillerini neredeyse biliyorsunuz. Yani şey... bu hani bu 23 Nisan'da çocuklar bir araya gelir ya böyle bir farklı ülkelerden. Hı hı. Şimdi yani açıkça söyleme gerekirse biraz da şey yani işte o biraz ne derler. Biraz şöyle şu yönle biraz zorlama. Biraz toplama gibi oluyor bizde. Bu bir günle olacak bir iş değil. Hı. Yani asıl işte bizim aslında kendi memleketimizde bizim farklı dillerden, farklı kültürlerden çocuklar bir araya geliyorlar mı? Kendi ana dillerinde bir dertleşiyorlar mı? Şimdi yani siz işte diyelim Japon çocukları buraya getiriyorsunuz. İyi, güzel ama yan tarafta Süryan çocuk, Ermeni çocuklar, Kürt çocuk, Arap çocuklar. Onlarla Türk çocukları bir araya yani hani geliyorlar ama kendi kimlikleriyle bir araya gelebiliyorlar mı? Naçizane gecenin bu saatinde ben yani bunu söylemek durumundayım. Yani böyle bir şey var yani neşe doluyor insan yani. 23 Nisan ama öyle olursa problemler var. Çok problem var. Yani onu aşarız ya. Ya ne bileyim hani aşarız. O yüzden gecenin bu saatinde çok da şey yapmak istemiyorum. Ya hayır, büyüyerek, küçülerek bilmem ne bu çok şey değil ya. Verdiğiniz mesajlar
Gayet doğru mesajlar sonuç itibariyle. Bir çocuk bayramı varsa o bayram bütün çocuklara zaten armağan edilmiş. Yani bütün dünya çocuklarına. Galiba sadece altını doldurmak gerekiyor. Evet yani, yani armağanda problem ama gerçekten altını doldurmak lazım. Çocuklara, tamam, siz çocuklara güzel anladım. Bir şey sunmazsak yani geleceğe bakamayız. Peki bir şey söyleyeceğim. Hiç çocuklarla çalıştınız mı? Oo, nelerle yani onu kimlerle çalışmadık ki biz böyle. Diyarbakır'dan çocuklarla çalıştık işte. Karagümrük'ten. Sulukuleli çocuklarla, Karagümrük'lü çocuklarla çalıştık. Tatvan'lı çocuklarla çalıştık. Yani çok. Çocuklar bizi seviyor. Bizim zaten en son albümümüzün adı Çocuk Haklı. Eyvallah. Çocuk haklı. Bayram kutlu olsun ne diyeyim ben. Evet. Eyvallah gayet güzel. Peki sen hiç müziğe soyundun mu abi? Müziğe ben lise yıllarında sıkı bir rockçıydım. Bir ara lise yıllarında hepimiz öyle miydik ya? Evet. Mecburen. Galiba öyleydik ya. Öyleydik. Hangi, ne, kim dinler? AC/DC vardı o sefer. Yok canım yani. Ben. Daha mı eskilere gidiyorsun? Beatles falan derse abi adam ben değil. Ben Ten çağdan geldi ya. Ten Years After'lardan bahsediyorum. Abi genç duruyorsun. Yani gencim. Sorun Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Pink Floyd. Black Sabbath falan var onda da. Black Sabbath. Black Sabbath'lar var. Iron Maiden falan. Tabii. Şey, onlar genç. Yani. Onları genç biz oldu. Dinlemiyorduk canım. Ha. Yani Deep Purple, Led Zeppelin varken Iron Maiden bizim için çok... O yeni bir de. Yani. Bozardı. O yeni bir de yani. Ama şu anda Led Zeppelin bir konser verdiğinde yine ortalık yıkılıyor yani. Ve yine ortalık gidersin. Her şekilde gidersin yani. Ben mi? Evet. Ben giderim canım. Yani lisedeki alışkanlıklar devam ediyor. Tabii. Aslında çok da değişmedin. Ya şarkı değil ama dansın vardı. Çok uzun süredir yayınlanmıyor ama bu biliyorsunuz... Şeyde hani internette gerçekten o sanal dünyada müthiş hit alan bir danstır. Ve unutulmuş bir dans değil. Bu önemli bir şey. Bak hani Arjantin'de tango böyle bir şeyle çıktı. Bir isyan... Peki ben şunu söyleyeyim de herkesin içi rahat olsun. Ben orada müziksiz dans ettim biliyor musunuz? Oo abi bunu 10 sene sonra söylemen çok enteresan. Yani bilen biliyor. Müziksiz dans evet, ettin. Evet ondan sonra o parça döşenmiş altına ben müziksiz dans ettim. Her şey gelebilirdi yani. Evet. Peki o zaman şey yani Peker Açıkalın'dan yıllar sonra gelen itiraf. Ben müziksiz dans ettim ve altına parçayı döşediler. İşte çıkan şey şu. Umarım özlemişsinizdir. Psikodelik. Sana bir şov yapayım mı? Şov mu? Ne şovu? Ne anlamda? Ne ipucu verebilir misin? Ne şovu? Ne anlamda dedim? Ha? Bak şimdi. He. Bu da ikinci hobim. He. Nasıl? Vallahi ne bileyim. İlginç bir çalışma. Yani figürler falan çok kendi şeyinde, değerinde çok güzel. Bence kimse yapamaz bunu yani. Ay Peker, özlemişiz. İyi oldu. Gece eğlence hayatını bitiren hareketlerdir. O figürlerden sonra muhteşem silahlı çatışmalar çıktı bilmem ne. Budur ama yani birinin bir ayar vermesi gerekiyor. Nedir o disco alemleri falan bu? Yapayım o zaman bu kadar çok seviyorsan. Abi deli gibi ya hala. Yani geleceğini duyduğumuz andan itibaren biz buna çalıştık. Yani 36 senenin karşılığı budur. Budur abi değil mi? Hadi be çok abi. Enteresanmış ya. Ne acık çok bize. Çok acık. Peki devam edelim. Sana bir iki hızlı sorum olacak. Olur. Gül Cemal'i seyirci izlemeli çünkü dediğin ne var? Çok gerçekçi, samimi, küfürsüz. Ha bunun artık altını çiziyoruz değil mi küfürsüzün? Evet. Burada hakikaten küfrü literatürünü, evet. Argo'nun hakikaten hakkını veren çok da nazik küfürler bulabilen. Ben kabul ediyorum. Haldun abimizin yanında küfürsüz bir film. Evet. Bu iyi. Bu gayet güzel. Gül Cemal'in ne kadarı Peker? Ya ben bugüne kadar yarattığım tiplerin hiçbirini boşa yaratmadım açıkçası. Yani Gül Cemal karakteri aslında çok yakınımızda var. Yakınımızda yaşayan insanlar. Her gün karşılaşıyoruz. Onları gözlemleyip, çekip çıkarıp sunmak da sanatçılara düşüyor. Ben bu tür çalışan bir insanım. Bunu istiyorum. Ceplerimde böyle çok silik gözüken tipler var. Ama birkaç karakter daha var değil mi? Yani hazırda. Bende mi? Ceplerde. Bende mi? Ceplerde. Ceplerim dolu benim canım. Dolu. Yani daha devam edeceğim diyorsunuz. Peki Ekmek Teknesi Peker'i kaç basamak yükseltti kariyerinde? Ekmek Teknesi mi?
Dört basamak yükseltmiştir. Dört basamak evet. yükseltmiştir. İçerik olduğu kadar yaratım anlamında da çok kaliteli bir işti. Evet. Gerçekten o da Türk televizyonunun kült dizilerinden bir tanesi. Evet. Senin için bir zirve var mı veya oraya daha ne kadar var? Bana göre bir zirve yok. Yani ben her başladığım işe ilk defa başlıyormuşum heyecanı yaşıyorum. Hı hı. Yani bu gerçekten samimi bir itirafım. Hı. Ben şu anda bundan sonra yapacağım bir karakteri giydirmeye başladım bile. Kostüm olarak. O hal yani. Evet yani ben mesela böyle takıntılarım var. Bir tip yazılmaya başlamadan önce ilk önce giydiriyorum. Hı hı. Ondan sonra gözlemliyorum. Gözlemledikten sonra yavaş yavaş oluşturuyorum. Hı hı. Ve bu seyirciye çok güzel bir şekilde geçiyor. İşte, samimi olarak geçiyor. Bu güzel. Tamamen bireysel bir soru. Yani gerginlik sanat üretirken mi yoksa normal hayatta da gergin bir adam mısın? Emin ol işimi yaparken gergin oluyorum. Bunu yansıtmamaya çalışıyorum. Hı. Yansıttığımı da inanmıyorum. Hı. Ama işime olan saygımdan dolayı aşırı derecede disiplinliyim. Yani bu disiplin insanlara kamera önüne geçmeden önce gerginlik olarak yansıyabilir ama Mehtap bilir beni. Kavganız bir birbirinizi yolmanız falan filan oldu mu öyle şeyler? Benim saçım başım yoldu sonra böyle oldu. Yani esbabı mucibeden gideceğim o saçın. Ekmek yani. Teknesinde de biz 3 sezon beraber çalıştık. 3 sezon ve aileyiz olmadı. Yani aile bayağı gibi. Evet aile gibiydik. Ya galiba bazı şeyleri biz yanlış anlıyoruz ya da bir de o eksen o aks kırılıyor. Bir şekilde bize başka türlü profiller çıkartılıyor ve buna inanmak durumunda bırakılıyoruz, inanmıyoruz. Evet. İnanmıyoruz abi. Buna çok komik bir örnek vereyim mi? Lütfen. Ben 5 hafta önce hastanedeydim. Hı hı. Kendimde değilken bir haber çıkmış. Hı. Ben olay çıkarmışım yoğun bakımda. Kendinde değilken yapabiliyorsun. Yani kalkmışım olay çıkarmış. Kişi yeteneklerim var ya. Tabii ama işte öyle sonra... insanlar da görüyor musun, ne yapıyorsun? Yani ne bileyim, anlamadım ben de yani. Yeter ki haber üretilsin yani. Enteresan bir şey. Bu kötü bir şey. Kariyerime katkısı var dediğiniz insanlar var mı? Çok. Kimdir mesela? Bir tane söylesen. Altan Erbulak. Ya öyle bir yerden girdin ki çıkamam yani. Yanımdaki yatakta oynamış mıydın sen? Oğlunu oynamıştım. Ya arkadaş ya. Oradan hatırladın değil sen mi? Sen deli misin? Ya nasıl bir tayfaydınız siz ya? Evet. Yani Cem Özer vardı. Evet. Sen vardın. Levent vardı. Uf, acayip bir işti o. 80'lerin en sıkı işlerinden bir tanesiydi. Gayet 750 oyun oynadık. 750. Evet. Ve 750 oyun Altan abi benim ayrı kişilikte bir babam oynadı. İnanılır gibi değil. Müthiş bir şey. Yani. Peki bir çizerlik falan öğrendin mi kendisinden? Yani muhteşem bir komedisi vardı yok. Ama senaryoda yaptı. Çeşitli kodları verdi bize yani. Eyvallah. Nur için dersin. Aslında böyle bakınca 80'lerin başında bir tiyatro izleyicisiyim. 80'lerin başında bir oyuncu. Evet. 80'lerde okuyor. Bir şey söyleyeceğim. En sevilen televizyon karakterlerinden birine ses veriyorsun. Anladığım 80'lerin kadarıyla. Sonunda çok var canım. Var değil mi? Var tabii. O, 80... Sesini vermediğin kimse yok anladığım kadarıyla. Hemen hemen. Hele çizgi filmlerde bir seri var yani. 87 itibariyle. Gargamel sen değilsin değil mi? Vallahi yok, Gargamel Ali Gül. Gargamel Ali Gül ben büyük baba Şirin. Hadi yani canım. En büyüğü. Kendisi değil en büyüğü. Ay çok şirinsin. Çok var canım. Çok ya, inanılmaz şeyler Şirinler komünistmiş biliyor musun ya? He? Şirinler zaten Amerika'da yasaklanıyor biliyorsun. Belçika'da çizildikten sonra ciddi bir komün hayatı, komünizm propagandası olarak. Allah diye değil mi? Tabii canım. Tabii. Türkiye'de yani Türkiye'de çok geç yayınlar. Şirin şirin izliyoruz şirin abi. Şirin yani. Ay Allah'ım. Şeyde var mıydın? Susam Sokağı'nda. Susam Sokağı'nda hem oynadım hem de... Susam Sokağı'nda oynadın mı? Nasıl oynadın ya? Şöyle, yeni bitmişti o zaman, evliydim ben. Mahallenin bekçisini oynadım Susam Sokağı'nda. Onun haricinde de iki başlı canavarım. Bir başı bendim, bir başı da Ercan. Öyle 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 yapayım. Muhteşem gidiyoruz. Saat çift 0-1. Bakıyorum hakikaten 0-1 oldu değil mi? 0-1 bizim için müzik saattir. Kardeş Türküler bu akşam bizimle birlikte, onlardan sizi yoksun bırakmayacağız. Var mı saat 0-1 için orijinal bir şeyleriniz elinizde? Yürü be. Yürü be Feryal. Eyvallah. Thank you.
Pusar, polisten kaçar. Hangi iş yapsa bir tersim çıkar. Bak pilavın dibi tuttu. Çakmak desen çakmadı. Çin malı. Midyeden de inci çıkmıyor biliyor musunuz? Aman dedi, boş ver dedi. Şimdi ıslık çalıyor martılara. Bilinmeyen bir dilde. Balıkların gümüşüne dalıyor gözleri. Hekim, hekim. Senin de işin zor be kardeşim. Molo çeşire çabevi miskine. Hekim olo çeşire çabevi miskine. Hekim olo çeşire çabevi miskine. Hekim olo çeşire çabevi miskine. Merhaba, sağ elini kullananlar, sol elini kullananlara göre ortalama 9 yıl daha fazla yaşarlar. Evet, bu bilginin kime ne yararı var bilmiyorum ama buna göre. Kardeş Türküler, Filistinli müzisyen Rim Kelani, yani inşallah Rim oley. Rim Kelani ve Kekeça grubunun da konuk olacağı özel bir konserle 26 Nisan 2014'te saat 21.00'da Team Show Center'da İstanbul'da karşınızda olacak. Biz sadece küçük hatırlatmalar yapıyoruz kardeş türkülerle ilgili. Benim abimin kombin bileti olduğu için kombine, yani öyle kapattık için kardeş türküleri. Öyledir yani. Çünkü Fenerbahçeli abi, Haldun abi. Abi. Evet, ailenin bütün kızları Beşiktaşlıyız. Abim Fenerbahçeli. Böyle bir durum var. Böyle bir durum var. Şimdi Gözde'ye bir iki sorum var. Gözde'ciğim hoş geldin tekrar. Sizi aradan yok saymıyoruz tabii. O kadar güzel gözleriniz var ki. Göz göze gelmemek için soru da sormamaya çalışıyorum. O yüzden ben sadece okuyacağım, sen yanıt ver. İlk bölümden itibaren tabii gündeme oturdu dizi. Onun kadrosunda olmak iyi mi? Yani normal bir kadro. Sen bekliyor muydun bu kadar hani yüksek, bildiğin de hani rezerv koydu şeylere? Yani evet, en başında böyle bir şey beklemiyorduk biz de. Ama herkes der ya, herkesin ekibi kendisine iyi. Bizim de gerçekten hani pozitif bir ekibimiz var. İşe ilk defa başlamışız gibi başladık, o şekilde sarıldık. Dediğim gibi hani sosyal bir mesaj vermek üzere başlandığı için de hepimiz canla başla çalıştık. Ortaya bu çıktı. Harika. Dün akşam Atletico Madrid maçında mıydınız? Ses niye böyle? Hayır. Arda arda diye bağırmakta. Maalesef sıcak soğuk dengesinde olabiliyor. Bugün sesim çok kısık. Nerede çekiyorsunuz? Özellikle sizin programa geleceğim için sesiniz biraz kısıldı. Kıstım. Harikuladeymiş. Yani, nerede çekiyorsunuz diziyi? Herkes Urfa'da zannediyor ama değil. Çünkü öğrencilerimiz var. Küçük gelin oynayan Çağla da öğrenci. Elif'i oynayan arkadaşımız Helin de öğrenci. O yüzden burada çekiliyor. Kartal'da. Urfa'sı verilmiş Kartal. Evet, Kartal'da platomuz var. Güzel. Han Konak ve Melek Evler orada çekiliyor. Karakol sahnelerimiz, hastane sahnelerimiz, karşılıklı iki tane büyük stüdyomuz var bizim. Oralarda çekiliyor.
Geri kalanlar da Paşaköy, Ömerli, hani Kartal civarı yerlerde çekiliyor. İstanbul'la Urfa arasında bir fark yok anladığım kadarıyla. Aslında bizi inandırdığınıza geçen göre. Bir tane Urfalı abi bana Urfa'ya selam söyler misin benden? İşte nereleri gezdin gibi bir şey söyledi. Kendisi maalesef Urfa zannetmiş. Doğma büyüme Urfalı bir abi. Urban olayım, sen fark de bir Urfa haritası alaydın eline de bir bakaydın ya. Abi işte hiç şuradaydık buraya geçtik ama. Falan diye. Yani çok benziyor diyor. Fark etmemiş o hal diyorsunuz. Evet. Peki gayet güzel. Role adaptasyon için belli bir çalışma stilin var mı? Aslında yani sen arka sıradakiler gibi oynayanın üzerinde de çok tahrifat yaratan bir dizi. Evet, orada öğrenciydim. Öğretmenlerimden gördüklerimi burada uyguluyorum. Ben orada 5 sezon hayır. Devam ettin değil mi? 5 sezon devam etmedim. İlk sezon vardım. İlk sezon var. Senin ayağın uğurlu o zaman. Yani senden sonra bir 5 artı 3 yaptılar. 8 sezon gitti. Artık bilmiyorum. Ha, böyle girdiğin dizileri yücelten bir şeysin. Yok estağfurullah. O arkadaşlarımla beraber ekibin başarısıdır. Ama şanslıyım o konularda. Bugüne kadar sadece bir tane dizim 4. bölümde yayından kaldırıldı. Hangisi? Onun dışındakilerin hepsi. Hatırlamıyorsun bile değil mi? Dile ediyor ya kafam. Ben hatırlıyorum. Ben bütün işlerimi hatırlarım. Ama hepsini hatırlatmak istemem diyorsun. Hatırlatmayayım şimdi ama geriye kalan bütün işlerim maşallah hep en az 2 sezon olmak üzere devam. 16 yaşından beri mesleğin içerisindesin. 14. Içerisindesin. 14. İlk reklam filmimi 14 yaşında çektim. Ne yaptın? Sütçü kız mıydın? Neydin sen? Yok o şey. Yok Elidor kızıydı. Elidor kızıydı. Aa, söyle, evet. Tamam onu bir kere daha söylemeyeyim. Teşekkür ediyorum. Yani 29 yaşındayım. Oldum o kadar. Seneden bu yana kadar oldum. Bir seneler hızlı akıyormuş ne yapalım. Evet. Peki yani arka sıradakiler, bu bizim arka sıradakilerde oynayan bir arkadaşımızın sorusu. Gözde Mukabelat diye bir kız varmış dedikleri dizi midir? Evet. Odur. O mudur diyorsun? Odur. Ondan sonra aldı başını gidiyor. Peki sonuç itibariyle kendini güzel buluyor musun? Bunu da bir sorayım. Yani güzellik göreceli bir şey. Aksine benim hiç hoşlanmadığım yerlerim var. Çok güzel. Nedir çok onlar? Güzel, yani süper bir kızım demiyorum. Ama eli ayağı düzgün kabul görebilecek. Kızı kendine söylesin. Ben çok sevmem öyle şeyleri. Beni herkes çok mütevazı bulur. Dışarıdan da çok soğuk bulur. Dediğim peki, gibi soğuk göreceli. Soğuk musun mütevazı mısın? Onun ikisi. Dışarıdan soğuk görünebilirim. Mesafeli gibi görünebilirim ama o tamamen Oğlak Burcu'yum, koruma kalkanım. Ama yakından tanıdıkları zaman hani böyle çok şirin şeker. Eyvallah birazdan mesela kardeş türküler eşliğinde halaya girebilir miyiz seninle? Yani o kadar sıcak mısın? Bana hiç belli olmaz. Bana hiç belli olmaz. Güzelmiş. Gayet güzel gitti. Metap biraz daha sana hızlı sorularım var. Onları yapalım. Uzun yıllar gerçekten seks apaliteden uzak. Nedir ekmek teknesi hani deli yürek, deli yürek ya, bir deli yani deli yürek, yürek yani. Tekrarlarını şey yaptım. Var hala var. Evet hala var. Ne dizi ne kadar deliymiş. Ya çok delirmişiz orada biz. Şuraya kadar etek o kıyafetler falan yani çok bambaşkaymışım ben de şaşırıyorum kendimi. Bu biraz o dönüşüm bir oyuncunun ihtiyaç duyduğu bir dönüşüm müdür ya bir farklı bir duvara çarpayım oradan yürüyeyim. Aslında öyle olmadı. Yani orada Elif Yakarçelik beni biraz yoldan çıkardı diyeyim. Çünkü onlardan BKM'den gelmişti Şenyova teklifi ve çok sevdim rolü. Çok severek oynadım. Bittiğinde de hala çok üzüldüğüm işlerimden biri. Sen BKM'yi sevdin galiba. Artık çok BKM seviyorum. Oyuncularındansın diyebilir miyiz senin için? Yani bu şimdi BKM ile ikinci işim olacak ama genelde de yaptıkları işleri çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Sen de kadın komik olarak devam ettin aslında. Yani ağırlıklı olarak kadın komik. Biraz öyle oldu evet. Öyle oldu. O öyle olması senden kaynaklı bir şey mi yoksa hani kast direktörlerinden kaynaklı bir şey mi? Tabii biraz tercih de oldu. Şimdi o dönem neyin bana başka... O zaman? Neyin peşinde? Öyle denk geldi. Aslında bir şeyin peşinde de değilim. Ben gerçekten işimde mutlu olmanın, güzel insanlarla çalışmanın, bir arada olmanın... Çünkü hayat ne ki zaten? Gideceğiz işte göçüp. O yüzden içinde bulunduğum anı ve yaptığım işi en iyi haliyle yapmaya çalışıyorum. Biraz güzel denk geldi. Öyle... Peker Açkal'ın sineması için ne düşünüyorsun? Peker beni bir gece aramıştın değil mi? Filme başlamadan gece önce. Gece mi arıyorsun ya? Beni gece arıyor, rahatsız ediyor. Ne yapıyor, nasıl bir ses tonuyla? Metap merhaba, yeni bir şey. Yok, yok. Aynen öyle aradı. Sesim hep kısık zaten. bir film yapacağından bahsetti. Ben senaryoyu bile okumadım. Zaten Peker olunca işin içinde çok sevdiğim, çok kıymetli bir arkadaşım. Hemen tamam dedim ve akabinde bir hafta içinde başladık biz çekime. Aslında. O harika. Ne kadar zamanda tamamladınız? 3 hafta sürdü. 3 hafta mıdır artık? Yani 3 hafta inebiliyor mu? Yapılabiliyor mu yani bu iş? Prodüksiyona bağlı. Anladım abi. Filme göre de değişiyor aslında biraz.
Yani bizim seni böyle sıcak samimi. Kadro iyi olduktan sonra hızlı çalışılıyor. Yani biz açıkçası değil mi Haldun'cum? Ben 3 haftada bir Godfather çekemezsin ama yani hani. Yani Godfather zaten Türkiye'de çekemezsin de. Teşekkür ederim. Soruyu. Yani 3 haftada aslında çekilebilir ya bir film. Çekilebilir işinize de siner ve makul. Hayır, ben şöyle aslında söyleyeyim. Aslında 5 hafta bana göre. 5 hafta normalde Yeşilçam dönemine dönün eskilere. 8 günde iç içe 2 film çekiyormuş. Zor usta ya. Çok enteresan. Yani sana hediye edilen kitaplar da var o. Sana yolladıklarında. Yani enteresan bir zamanlama var. Ve çekiyorlar ve oluyormuş yani. Haldun abi şey doğru mu? Bir film çekiyoruz diye aslında aynı anda 3 film çekiyoruz. 2 film çekiyorlarmış. Evet. Anlatıyorlar. Evet. Öyle yani. Evet. Bunu da yiyorlar yani. Anlatıyorlar. Onu yani. Yok, biri anlatmıştı. Doğrudur. Onlardan bir tanesi. Ben yani, inanırım yani. Bir film diye gittik. Üç film çekmiş adam diyor yani yönetmen. İnanırım ben. Şey olur. Pahalı, makara pahalı o zaman film. Tabii şimdi eskisi gibi değil. Normal video kamera. Gel baba. Yani. Tabii canım. Eskiden yani. 35'lik olsun da tır 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 sarsın da yok. Boşa gitti falan onlar yok. O yapımcı adamı ne çizerdi değil mi o negatifler herhalde. Boşa gittikçe yani. Çünkü herhalde yani. Kilo yok. Hesabı enteresan bir şey. Peki konservatuvar mezunu bir oyuncu olmanın sektörde bir avantajı kaldı mı Metap? Mutlaka avantajı var. Dezavantajı olmadığı kesin zaten bence ama şey de önemli değil Mesut. Hani bir oyuncunun mutlaka işte konservatuvar bitirmesi, bir okuldan mezun olması da gerekmiyor. Hı hı. Çünkü o kadar önemli ustalar var ki ve genç arkadaşlar biz de öyle. Ben Kemal Sunal'la çalıştım. Hani tamam konservatuvar mezunuyum ama orada da başka bir okul başka vardı. Ya yani 13 bölüm rahmetli Nur içinde yatsın. Hı hı. Son yaptığı dizisinde hı hı. onunla sevgili oynadım. O da başka bir okul. Peker sen de öyle Haldun. Hepimiz yani evet. o kadar büyük ustalarla çalıştık ki o yüzden. Okulu nerede arayacağımız? Hiç önemli değil. Okulun zaten adresi çok şey. Evet. Gerçi yani okullu olmadan sisteme giren gayet de iyi oyuncular ya, var gibi. Kesinlikle öyle. Hı. En büyük faydası o konservatuvar eğitimi alırken belli bir disiplin içerisinde oluyorsun. Galiba disiplin öğretiyorsun. Mutfağını öğreniyorsun aslında evet. Asker bir artısı gibi. Oluyor. En iyi yürüyen ordu bizim ordudur biliyorsun. Askere gittiğin zaman 25 gün sürekli yürü. Tek sıra yürürsün yani. Evet yani. Bir de okul ben o soruya biraz karışmak istiyorum. Karış abi. Şöyle bir gerçek var. Okul sana hayatın %30'unu verebiliyor. Hı hı. Bir kere %60'a yakın içinde olacak. %30 eğitim, %10 da bizim tarz ülkelerde şansın olacak. Hı. Yani o %30 eğitime bir de %10 şans ekleyeceksin yani. Şans biraz şans, daha artık evet. daha önemli daha, bir faktör haline geldi. Bu sıralarda şimdi biraz daha fazla oldu. Fazla. Ama eski tarza göre için yani bir kedi yavrusu düşün abi bırakıyorsun. Bir kap var içinde kum var. Hiç yani kimse öğretmiyor. Pıt 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 gidiyor onun içine çıkıyor. Aynen öyle. Kimse öğretmedi. Bunu genetik olarak kodlarında var içinde yani. Varsa bu bir oraya artı. Bir kuma yapacak, iki onu mutlaka saklayacak. Saklayacak yani. Oyunculuk da aynı şey yani. İçinde olacak. Eğitimini aldığın zaman %30, %20 buna bir katkıda bulunacaksın. Matematik ve teorik olarak hı. yani. Çünkü oyunculuk bir matematik gerektiriyor. Kesinlikle. Ama %10 artı şansın olacak. Tüm bu sanat saçmalıklarının dışına çıkalım mı? Çıkalım. Şeyden, ya çıkalım. Spor saçmalıklarını konuşmak istiyorum. Gökhan Töre'yi kurşunladılar ayıptır söylemesi. Bak abi benim anlamadığım şöyle bir şey var. Abi dedim bu hakikaten heyecan duydum. Karşılıklı abi tamam tabii. Hiç sorun heyecan değil. Heyecan duyduğum için bir takım düşün. 4 cezalı, 5 sakat bir de sırtından vurulmuş adam var ya. Vietnam Savaşı'ndan çıkmış. Ya biz nasıl şampiyon olacağız? Abi Beşiktaş diyorsun, 4 cezalı, 5 sakat bir de sırtından vurulmuş adam yani. Ve bir de Peker var bak sakallı. Peker de var değil mi? Abi, seni olacağız diyor. Kabus diyorlardı ki onu satalım bu olsun işte kadro 22'ye düşsün. Bu hafta maça çıkamazsın. 30 kişilik kadro var. 16 kişiyi zor denk getirecekler. Abi nasıl olacak bu işler ya hakikaten? Ya, enteresan tabii. Ben şunu eleştirmiyorum bak. Çok net söyleyeyim. Spor saçmalığı diyoruz da. İzin günü değilmiş dışarı çıkmış işte orada. Benim anlamadığım şu. Bir futbolcunun yani onlar da kendine göre bir sanatçı. Yani onların tabii, da bir işi var. Tabii. Bir şey yapıyorlar. Ayak oyunu ama sanat yani. Bir seyircileri var, bir kitle var. Her şeyi veriyor. Sabahın beşinde
İki gece kulübünden sonra orada işi yok yani bana göre. Hakem yani uzatmaları yeterince yani, oynatmış. Ay yani bir de şöyle bir durum var. Yapmayın kardeşim çünkü arkanda bir kitle var. Yani hakikaten gereksiz bir muhabbet. Hepsine hak veriyorum. O yaşta o paraları kazanıyorsan tabii böyle bir hayatın olacak ama bunu çok düzeyli yapmak zorundasın. Peki. Tribünlerde yarattığın illüzyonu nasıl yaratıyorsun? İllüzyon yaratmadım abi. Şöyle bir nasıl yaratmadın? Ya peşinde 10 bin kişi var abi yani şu hareketi. Estağfurullah. Hareketle. Öyle bir şey yok. Şöyle ben de peşinde olan 10 binin içindeydim bundan 38 sene önce. Yani hep biz birilerini örnek aldık. Bize hep şunu öğrettiler. Beşiktaşlık duruşu var. Tribünde bir hiyerarşi vardır işte. Bizden önce birçok insan vardı. Biz onları takip ettik. Bizi takip edenler oldu. Bizden sonra gelenler var. Ben o denizin içinde bir damlayım. Ama abi olarak elimden gelen ne varsa yaparım. Hepsi için. Ve ben hala ben mesela buradan vereceğim tek mesaj var. E-bilet, e-bilet diyorlar. Hani işte fişlenme bu bileti almayalım falan filan. E zaten TC kimlik numarasıyla eğer adı fişlenmekse biz TC kimlik numarasıyla fişlendik zaten. Yani geçmiş çıktığı günden beri. Benim buna itirazım yok ama şöyle bir şey yaparlarsa çok sevinirim. Madem e-bilete geçtiler. TC kimlik numaram da var. Benden hangi takımı tuttuğumu da sordular. Onu da yazıyorsun yanına. Beşiktaşlıysam bana il güvenlik kurulları deplasman yasağı saçmalığını getirmesin. Desin ki kardeşim nasıl olsa numaralı. Açık tribünler de numaralı artık. Fenerbahçe'de 5000 Beşiktaşlı mı gidecek? O 5000 bileti satsın. Bana il güvenlik kurulu yok işte emniyeti sağlayamıyoruz falan filan demesin. Madem ben bir para ödüyorum bunun için. Ben deplasman yasağı olmasın Türkiye'de. İki tane temel hak ve özgürlüğüm var zaten anayasal olarak. Seyahat ve telekomünikasyon. Sen bunları benim elimden alıyorsun. Deplasman yasağı getiriyorsun. Birçok insan o maçları seyredemiyor. Ki bir adam e-bilete dedi ki futbol severim. Her maça girmesi lazım bunun. Mehtap'ın hiç futbolla alakası olmuyor. Bir arkadaşı demiştir ki Altay Feriköy maçına gidelim. Mehtap da pasolik almış kendine bir tane yazdırmış. Kasımpaşa tarafta. Gidemiyor. Niye gidemiyor abi? O maç yani spor bir eğlence değil mi? Ben bir konsere giderken ben kardeşim Sezen Aksu tutuyorum diye bir bilet alıyor musun? Sezen Aksu tutuyorum Ömer Sayın konserine giremez. Giremez. Ya saçma değil mi şimdi mantık olarak? Evet. Beyin jimnastiği olarak yapıyorum bunu. Saçma. Daha mantıklı yani bana mantıklı şeylerle gelin var ya Cem Yılmaz diyor ya eğitim şart. Eğitim şart abi hakikaten. Bu e-bilet konusunda özellikle giderek şart hale geldi. Son zamanlarda gurur duyuyorum dediğin bir özelliğin var mı Haldun abi? Beşiktaşlıyım. Budur. Peki. Aydın Boysal abimiz ne yapıyor? Oğluymuşsun ya. Ya o internetin yalanı. Şöyle bir şey var. Abi Wikipedia'dan çektiğin nedir usta ya? Soyadı benzerliği. Biz bundan bir 6-7 sene önce böyle bir muhabbet oldu. Biz de tesadüfen bir araya geldik. İşte oğlum diyorlarmış. Öyleymiş böyleymiş. Beraber çok güzel. Oturduğumuz kahve içtik. Oturduk. Güzel bir kahve. Çok sohbet ettik. Dünya tatlısı bir insan. Hakikaten bazen ben de baktığımda kendimi benzetiyorum yani. Tatlılığına değil. Fizik olarak. Fiziken benziyorsun. Gerçekten hani o gözlüğü taktık. Fizik olarak. Fizik olarak. Ve ben hayatta şunu söyleyebilirim. Eğer bir insan varsa Türkiye gerçeğinde ve insan manzaraları varsa Aydın Boysan'ı bunu yani Aydın Boysan'ı 3 tipten birine koymak zorundasın. İstisnai bir şey. İstisnai. Kültürü, bilgisi, birikimi, yaptığı işler, gazeteciliği, mimarlığı. Yani hele anlattığında daha da keyif alıyorsun. Dünya adamı ya. Yani. Ve eğer insanların fırsatı olursa ve böyle bir şeye denk gelirlerse bir kahve içmelerini tavsiye ederim. Kahve mutlaka gerek yani. Son bir dergi için Kahve Severler Derneği olarak bir toplanmıştık 4-5 kişi. Kahve ve İstanbul üzerine yaptığımız sohbeti anlatamam. Kahveden sonra da şerbet içmeyi çok seviyorum. Tamam. Kendisi. Ama şu cümlesi hiç unutmayacağım. Ya böyle muhabbet anında işte kahve içtiğimiz bir ortamda mezeler gelmiş falan. Mezeli kahve sizde ne kadar midesiz? Biz midesiz.
Oğlum dedi. Evet. Oğlum dedi. İstanbul şöyle değişti. Şimdi üç tarafın denize çevrili. Ve her tarafta kebapçı var. Ya dedi. Balıkçı olur dedi deniz kenarında. Ve haklı. Ha ben köken Adana. Ben de kebapçıyım. Ama yani şimdi Girit'e gidersen ne bileyim Yunanistan'da Kıbrıs'a bir yere balık yiyorsun abi. Girit Yunanistan katılırım Kıbrıs'a katılmam abi bildiğin kebap ya. Ya evet. Hayır ama balığı da var. Öyle var canım ya. Çekenleri iyidir yani kebapçılar özellikle iyidir. Peki biz nereden yine hep yemeğe bağlıyoruz gecenin bu saatlerinde. Geçelim. Peker devam edelim bir iki sorum daha olacak size. Gülcemal bir halk kahramanı olabilir mi? Çünkü hani Radikal'de filmle ilgili bir yazı var ve Gülcemal belki bir halk kahramanı olabilir bu gidişte. Hani İvedik diye bir karakterimiz var o da bir halk kahramanı. Başka kim var? Bizim şey var ya, Atan'ın yarattığı karakter var. O da bir halk kahramanı. Şimdi şöyle, Gülcemal halk kahramanı olabilir mi? Olabilir çünkü şöyle, Türk seyircisi kendi içinden çıkan karakterlere çok sıcak, samimi yaklaşıyor. Yani gişelere baktığınız zaman böyle. Ya ben bugün Aram Gülüz'le şey yaptım, konuştum. Büyük ustadır. Şey diyor, Peker diyor yani... O kadar çok halk kahramanı yaratılması lazım ki aslında diyor. Yani takmış, o da İvedik diyor. Başka bir şey yok. Hı hı. Yani onun şu anda popülaritesi var. Ama Gülcemal'i bir halk kahramanı olarak görebiliriz. Çünkü halkın içinden çıkmış bir karakter. Ve işlendiği zaman halka gerçekten ulaşabilirliği olan bir karakter. Daha kolay bir şey yapabilirdin. Gaffur üzerinden gidebilirdin mesela. Ya ben onu tercih etmedim. Çünkü yarattığım bütün karakterleri ben şey yapıyorum. Onlarla öpüşüyorum, ayrılıyorum. Hafızamda onlarla irtibata giriyorum. Ha yani ama, zaman zaman görüşüyoruz ama. Görüşüyoruz. Birlikte ama ben hep yeni şeyler yapma taraftarıyım. Çünkü zaman çok kısa. Yani mesela artık başka roller oynamak istiyorum. Başka şeyler. Başka roller derken? Tarz olarak yani açıkçası ben komedi eğitimi almadım. Konservatuvar eğitimi alırken komedi, dram diye ayrılmadım. Yani. Doğru diyorsun. Ama bu Mehtap'a da sordum biraz önce. Bu tercih meselesi. Yani ben Türk toplumunun gülmeye çok ihtiyacı olduğunu bilen bir sanatçıyım. Ve ben de insanları güldürmekten çocukluğumdan beri hoşlanıyorum. Bu eğitimi almışken de önüme de tiyatro hayatından sonra bir televizyon perdesi açıldıysa, bir sinema perdesi açıldıysa mümkün olduğu kadar önüme gelen teklifleri benim de hoşlanmam gerekiyor. Genelde teklifler de bana komedi olarak geliyor ama dediğim gibi çok daha farklı roller oynamak için sabırsızlık. Senden sağlam bir seri katil çıkar abi. Evet, kesinlikle. Buradan bakınca ya o bakışlarla falan. Türkiye çıkartamıyor çünkü yani. Hani Türk sineması çıkartamıyor. Herkes yani, bir seri katil. Herkes bir seri katile bağlı senin. Berbat bir şeydir o. Peki şöyle bir hikaye varmış. Yani bir altın oran diyelim. Yaşın şu anda 51 galiba değil mi? Evet. Yaşın 51, DNA yaşın 24'müş, beyin yaşın 14'müş. Bunun ortalamasını alsak senin nereye varıyorsun? 34 diyelim. 34 müdür? Yani şu anda kendini 34'ünde hissediyor musun? Evet, nasıl hissediyorum? 34'ünde ise kariyerinde bayağı bir daha uzun yürünecek yolun var. Var. Bu anlamda. İnşallah. Allah peki hani böyle versin. Yurt dışına açılayım da biraz hani şeyde uluslararası film festivallerine katılayım. Duygusu var mıdır sanatçıda? Bir yerden sonra kaşınmaya başlar. Var da bunlar aslında komplike işler yani. Yapımcı, senaryo, ekip, yönetmen. Yani oyuncu olarak bir şey ifade etmiyor sizin idealiniz. Tek başına bir şey değil yani. Tek başına olmuyor bu işler yani. Sonuçta. Para lazım azizim. Tabii, önce. Tabii para da önemli. Yani yurt dışına açılmak için biraz daha yapımcıların senaristleri biraz daha mutlu etmesi gerekiyor. Evinde kendilerini gizleyen iyi senaristler var. Var değil mi öyle adam? Çok. İyi oyuncular var. Çok. Yani kendini hakikaten gizleyen iyi yazarlar, iyi yönetmenler, iyi oyuncular var bu ülkede. O kilidi açmak için bir şey gerekiyor ama o ne onu bilmiyorum ben. Güzel insanları güzel atlara bindirmek için
bir şey gerekiyor. Peki hiç internete girmediğin, teknolojiyle aranın çok ciddi bir soğukluk, aranda bir mesafe oldu. Doğru mu? Doğru. Için? Doğru. Şunun için yani ben internet olmayan bir çağda şey yaptım. Doğdum. Doğdum, büyüdüm. Ondan sonra internette çok büyük bir düşkünlüğüm olmadı. Olduğu dönemler oldu. Baktım ki çok zamanımı harcıyor. Ondan dolayı şey yaptım yani uzak kalmaya. Hayat hakikaten çok değerli ya. Yani sanki hani oralarda bölüşülemeyecek kadar değerli anlar var. Evet, mesela ben şu anda PR çalışması yapan arkadaşlarım da söylüyor. İşte Twitter yıkılıyor. Film şöyle beğenildi. Senin için çok güzel eleştiriler var. Yani beni ilgilendirme. Beni sokak ilgilendiriyor. Yani ben sokakla birebir yürüyen bir sanatçıyım. Tamam. Ve sokağın kuşlarıyla. Yani internetin kuşlarıyla. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir gün her şey kapanabilir ama sokak kapanmaz yani. Bir Beşiktaş kolay. Gecenin lafı. Bir Beşiktaşlı'dan geldi yine. Evet. Her şey kapanabilir, sokak kapanmaz. Ben de Beşiktaşlıyım. Eksik yani, kalma. Ben anlatmayayım takım olduğu gibi Beşiktaş. Takım diyeceğim bir şey. Sen anladın mı? Adam kastı kurarken Beşiktaş üzerinden kurmuş. Ya. Peki. Gözde hakkında iki tane efsane var. Şehir efsanesi. Netleştirelim. İzmirli misin, Kocaeli mi? İzmirli. İzmirli. İzmir. Bak altını İzmir çize çize. İzmir. İzmir'in neresinden? İzmir'in ne güzel soru. Aslında Buca Şirin yerde oturuyorduk. Bize ama uyar. Alsancak'ta büyüdüm. Oo, çok daha uyar. Evet. Ayrı anne babamın çocukları olduğum için babam Alsancak'taydı. Annemle yaşıyordum. İki arada bir derede geldim gittim. Ama ya İzmir'de o gittiğin iki yerde güzel ya. Hiç. Evet Feribot çok güzel. Var. Yok canım. Çok... O Gazi Kadınlar Sokağı falan Alsancak. Buradan kaç yaşındasın? 36 mı 27 mi? Sosyal medya yalanları üzerinden gidiyoruz. Hiçbiri değil. 29-85. Tam ortasını aldık. 29 tam ortası olmadı. gayet güzel. Küçük gelincisini bir izleyen bir daha bırakamıyor diyorlar sosyal medyada. Doğru mudur sana göre? Yani bence öyle. Çünkü gerçekten bir sıcaklık var. Hani oynayan insan olarak değil de dışarıdan izleyen insan olarak da baktığım zaman hani kendimi soyutlamaya çalışıyorum. Gerçekten sıcak bir dizimiz var bizim. Bilmiyorum benim görüşüm o. Harikulade. İnsanlar da sevdi ki izliyor. İlker'in tam tersini sen sosyal medyada günlük raporlar yayınlıyorsun. adresine kaç kişi geldi, kaç kişi bakış attı, kaç kişi dürttü, ne demek istedim? Aslında onu ben... Aslında onu ben yayınlamıyorum. Maalesef bir yere bir dokunayım dedim. O her gün benim sayfamda çıkıyor ama şu doğru, evet Twitter'da çok fazla vakit harcıyorum. Neden? Çünkü dediğim gibi yurt dışından izleyen arkadaşlarımız da oluyor. Onlarla çok fazla sohbet edebileceğimiz bir ortam olmuyor. Onlar da oradan onlara iletişime geçiyorlar. Için. Evet, buradan da onlara da sevgilerimi iletiyorum. Çünkü sabahtan beri bana el salla, el salla deyip duruyorlar. Evet. Gözde el salladı. Sana son sorum şu, hayatta boş verdiğin şeyler ya da kişiler var mı? Var. Yani geçmişimle yaşamamayı öğrendim artık. Eskiden biraz geçmiş takıntım vardı. Geçmişte şu oldu, gelecekte de bu olacak gibi ama artık hayır anımı yaşıyorum. Her şey anlık. Güzel, yarın olmayabiliriz. Capre diem yani. Anı yaşa. Tabii. Diem ve şey zen yani zen fikri. Zen fikri bugünün fikri, şimdinin fikrine varmışız. Gayet güzel. Mehtap sana da bir iki soru sorayım. Hatırım kalmasın. derslerimde çok başarılı değildim, oyuncu oldum dedin. Yani peki inek bir öğrenci olsaydın ne olur? Mühendis mi olacaktın? Yani çok özür dilerim. Konservatuvarda başarılı olmak ve... Hayır. O nerede dedim? Ben ne zaman söylemişim ben bunu ne? Ya? Ben ne? Şey. Mehtap o kadar... Evet bir yerde tamam. O kadar eskiyiz ki nasıl söyleyeyim? 1982'de Ses dergisine verdiğin, Ses mecmuasına diyeyim hatta. Çok başarılı değildim çünkü edebiyat asıl ilgi alanımdı. Fen okudum yani. O ne kötü bir şeydi. O yüzden de hocalar anlatırken ben işte orada hayaller kuruyordum, bir şeyler yazıyordum. Hayatımız olağanüstü saçmalıklarla dolu. Çok motor saçma. Meslek yani mezunuyum, hiç, arkeoloji hiç okudum, iktisat doktoru. Ya böyle tamamen saçmalıklarla dolu ama bence iyi oluyor. İnsan bir dönem sonra kendine yakışını buluyor galiba. Bir şey söyleyebilir miyim? Burada tam öyle güzel parmak kaldırdım yani, ki tam kendimi hakikaten hocam hissettim. Buyur. Söylemem gereken şey. Ben ilkokul 1'de tiyatrocu olacağım diyordum. Ama üniversite eğitimine kadar tiyatro eğitimi alamıyorsunuz bu ülkede. Yani amatör olarak yapıyorsun sadece. Yani yapıyorsun. Samire şeyi. Yapıyorsun ama mesela ben tiyatrocu olacağım diyen bir çocuk eğer gerçekten yeteneği varsa, de varsa
bu çocuğun ortaokul itibariyle tiyatro eğitimi alması lazım. Yani şimdi, o meselelere daha giremediler galiba değil mi? Yani hangi meseleye girdik? Başlangıcı Peker'in dediği gibi. Telif haklarına mı girelim şimdi? Doğru diyorsun. Nereye yani nereye dokunsan bir şey çıkıyor yani, oradan. Başı, onun için burada laf çok. Devam. Evet. Devam. Kaynağı son şey dönem böyle. Bizim mezuniyetimiz dönemi böyle. Bizim bir önceki kuşak ortaokuldan başlıyor lise ve yaşı tutmadığı için devlet tiyatrosu sanatçı olduğunda maaşını annesi babası alıyor gelip. Velisi alıyor. Biraz Darül Bedai ve devlet tiyatrosu. Ankara Devlet Konservatuarı mesela ortaokuldan alıyor. Lise eğitimini orada görüyorsun. Liseyi bitirdikten sonra 2 sene yüksek okursan ancak üniversite mezunu sayılabiliyorsun. Ben de özür dilerim. Darül Bedai dedim seni Ertuğrul Musluk zamanlarında. Darül Bedai götürdüm. Buranın İstanbul şehir tiyatrosu. O kadar da değil be Haldun abi. O abi kadar dedik ama. Sen de abarttın. O kadar da değil. Hatta Max Weinig'e ben hep beraber gezerdim. Yürürdük diyorsun ya ne olacak. Eski bir röportajında Mehtap, ruhumu hiç büyütmedim. 7 yaşında anca geldi ve orada durdu. Biraz orada büyüdü. Bir tık büyüdü son 3 senedir. Ne oldu da ne tık büyüdü? Güzel şeyler oldu. Öyle mi diyorsun? İnsan büyüyor yani. Biraz büyüyorsun evet. İyi oldu. Yani son dönem hepimizin, bütün ülkede yaşadıklarımızın da çok fazla etkisi var. Bir tık böyle o içimizdeki çocuk ağlıya ağlıya. Büyüdü. Yürüyelim arkadaşlar evet. Kıvamına geliyor. Haldun abi oğluma borcum var yani bunu söylemem borcum. Ne zaman şampiyonluğu görürüz? Umarım seneye. Yani stat açıldığında Peker de onu söyledi. Evet. Seneye, seneye olma yani, ihtimali çok yüksek. Öyle mi diyorsunuz? Evet, çünkü İnşallah. Takım ruhu olduğu gibi bir seyirci ruhu da var. Stadımız da ben, yok yani. Onlar ben da... maça gidiyorum. Mesut'um şöyle bir şey söyleyeyim. 2,5 saat gidiyorum, 2,5 saat geliyorum. Ben buradan normal şartlarda deplasmana gitsem 1 saat 15 dakika uçak. Aynen uçak yani, gidiyorsun istediğin yere. Buradaki olimpiyat stadına gelip geri dönmek ortalama 5 saatini alıyor yani. Ve düşünün ki hayatta bu stadda oynayan hiçbir takım lig beşinciliğini görmemiş bugüne kadar. Ya yani büyük takımlardan Galatasaray oynadı mesela burada. Yanılmıyorsam 8. bitirdiler ligi. Öyle bu de uğurlu bir stat. Öyle bir stat ve... Böyle bir ortamda bu takımın buralarda olması bana göre hakikaten büyük başarı. Eyvallah. Ve bu takımı destekleyen o stattaki her arkadaşıma, her kardeşime, her büyüğüme, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Hepsine saygı duyuyorum. Eyvallah. Çarşıya da buradan selam ediyoruz. Peki aynen. Senin için sözün nedir? Arkadan konuşmaz, pat diye adamın suratına söyler diyorlar. Nettir bu. Ondan kavga çıkar. Geçmişte bir takım şey, eylemlerini biliyoruz. Var, var. Eylemlerini. Abi, kavga çıkıyor ama şöyle bir şey var. Nasıl demeyeyim? Demediğim zaman zaten kötülük yaparım. Diyorum. Bazen düz konuşmak yani şeysiz. Ya anlaşamıyoruz ama şöyle bir gerçek var. Genelde anlaşıyoruz. İyi. Yani sonuçta bir şeyse evet. Hani bir konsensüs oluşturuyorsa bana göre gayet güzel. Normal hayatta da küfreder misin abi? Ben, çünkü küfretme sanatçısı olduğun için. Siz Türkçe cümle kuruyorsunuz değil mi? Çok rahat. Çok güzel. Türkçenin bir lügatı var mı? Var. Var tabii. Türk'te küfürün de bir lügatı var. Yani olma demek mı? Ki bunun lügatı olduğuna göre bu kullanılabilecek bir şey. Ben küfürün çok amiyane olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii şimdi küfürden küfüre fark var. Bazısının ağzına yakışır, bazısının yakışmaz. Ama bu dilin lokumudur. Ben öyle. Ama şöyle bir gerçek var. Yani bunun bir sözlüğü varsa demek ki bu dile girmiş bir şey. Bunu niye kullanmayayım? Hı hı. Ben bunu illa kötü anlamda demiyorum. Nezik çok sevimli. Yani Allah gani rahmet eylesin. Kemal Sunal bir eşi ol eşek desin diye. Evet. Bütün bir sinemayı beklerdin. Evet. Aynen öyle. Bütün bir filmi izlerdin. Filmi izlerdin. Bu ben eğer kimsenin kişilik haklarına, özeline küfür etmiyorsam ve hakikaten keyifli bir anda. Küçükken ne derlerdi bize? Hadi çocuğum göster amcalara. Yeteneklerini. Yeteneklerini yani. Böyle büyüyen bir kültürden geliyorsun ve çok güzel bir coğrafya. Düşün ki küfürler Ermenice'den geçme var, Rumca'dan geçme var, Çerkezce'den geçme var, Kürtçe'den, Türkçe'den her şeyden geçmiş ve çok güzel yaşanan bir coğrafya burası. Bırakın ya. O kadar da lezzetli ki yani hani böyle 7 dil, 7 etnik dil konuşulan bir mahallede büyüdüm. Bize önce küfürler öğretilirdi ki hani eğer böyle valideye babaya selam gönderiyorlarsa karşılığını verelim diye. Yani, tatlı bir şekilde. Bir de keyiflidir bu. Ben şunu demiyorum ama.
kavga çıkartmak adına küfür et demiyorum. Yok, iyi, tabii canım. Onlar ya. Değil ama yani başka bir şey. Varsa kullanılmalı. Filmde biz hiç küfür kullanmadık. Keşke kullansaydık mı? Ay, hayır. Gemide çok ama bak. gemide diye bir şeyiniz efsane bir şeydi abi. Onda öyle bak o dozunda. Biraz doz. Doz aşımı var o. Zaman... Paso şöyle izliyorsun benim. Dip şeklinde. Küfür, gemide her yerin. Küfür gerektiği zaman edilmelidir canım. Ama gerektiği zaman. Yani. Gerektiği yerde gerektiği zaman. Tabii. Doğrusu. Yani her dakika küfür edersen küfrün de... Onun da şeyini, nezaketini bozarsın. Bozarsın. Küfrün de birini. Mesela sana şimdi burada küfür etsem olur mu? Nezaketsizlik olmaz. Ayıp olur. Ya ver gelsin. Çok güzel de edersin sen muhtemelen bana edersen. Yok etme. Cansın sen eyvallah. 12'den bu yana ağırlıksız konuştuk, eğlendik. Şarkı türkü. Birazdan performansa bırakacağız zaten sözü. Ama performanstan önce kardeş türkülere bir iki soru soralım. Şimdi arkadaşlar bu son performansımızda Feryal biraz konuşsana ya. Feryal'in bir reytingi var. Allah'ım oğlum tek başına. Ay. Türkçe, Rumca, Ermenice, Lazca, Arapça, Çingene, Makedon dilleri bu performansta da olacak mı? Önümüzdeki evet. Performansta olacak. Özel böyle çok özel bir sürpriziniz var mı? İzleyiciyi yerinden hoplatacak cinsten bir şey. Yerinden hoplatacak. İşte Rim bölümü epey bir kere şey. Yani Rim Arapça... o kadar sıcak ki zaten. Yani insan hakikaten yerinden hoplayıp bir mıncırası geliyor insanın. Zaten o da duramıyor pek yerinde. Görecek gelenler. Yani dans da ediyor. Her şeyi yapıyor. Her şeyi var Rim'de. Kekeca en son Harbi Açık Hava'da beraber çıkmıştık. Ben hep şey... ya. Ha beden perküsyonu sürekli böyle bir şey, farklı şeylere gidiyor aklım. Beden perküsyonu yani seyirciyle beraber interaktif bir şey oluyor. Yapıyorsun seyirciye yaptırıyorsun falan. Zaten bizim müzisyenlerin çok sevdiği bir şeydir o beraber söylemek çalmak falan. O bölüm bayağı bir işte şey olacak, enerji yükselecek diye düşünüyoruz. Bir de şey repertuarımıza yeni kattığımız şarkılar var. Çünkü her sene... neler var? Mesela Kaçadır Avedisyan'ın aslında çok bilinir o... Oratorio albümünden Oror, bir ninni, 1915'i anlatan bir ninnidir. Birçok artık Türkiye'de birçok insan biliyor onu. Mesela onunla başlayıp sonra devam edeceğiz. Bir şey Çerkesçe yeni bir şarkımız var. Kayseri Gugum diye. Neydi Türkçesi? Kayseri yolunda. O da bir yolculuk hikayesi. Yeni kattıklarımızı hep bu konserlere ekliyoruz. Güzel, yeni bir repertuar da var. Var var. Ama yani sizin klasiklerinizi de sevenler ekstra seviyorlar. Evet, Feryal Öney, Fehmiye Çelik ve Vedat Yıldırım solistiyle demin de saydığımız diğer ekiplerde. Bu arada siz Filistin'e gidecek misiniz? Tamam, yani kızı getiriyoruz buraya, tek başına gelmesi kolay da siz o taraflara gidecek misiniz? Suriye'ye gitmiştik. Kaç sene oldu arkadaşlar? 4-5 sene işte bu savaştan önce Filistin mültecilerin olduğu mahalleye gittik. Orada epey bir muhabbet ettik. Çok çok acayip bir deneyimdi. Yani onu yaşadığımız için artık çok zor herhalde. Onu yaşadığımız için hep aramızda muhabbet ederiz. Ne acayip günlerdi diye. O mahallede biz konser verdik, workshop yaptık. Erbil'e gittik. Erbil. Ama özellikle şey yani o Filistin mültecilerin yaşadığı mahalle çok farklı bir deneyimdi bizim için. Onu unutamıyoruz Unutulmaz. Mesela. Unutulmaz. Halep'ten size selamlar var, Doğu Türkistan'dan var. O kadar var. Çok yerden, o kadar çok dünya yani ülkesinden selam var ki amma izleniyormuşuz ya. Bayağı bildiğin evrensel programı aldık bu akşam. Evet, Çift Sıfır'dan bu yana konuşuyorduk. Bakalım manşetlerde neler çıkmış. Sevgili seyirciler, biz bu akşam burada Sayın Peker Açıkhan'ı ağırladık ve dedi ki Gül Cemal bir film. Gül Cemal filmde bir karakter. Gül Cemal'in fobisi ve hobisi yok. Heyecan içimizde. Heyecan oldukça yola devam. Her şey çok hızlı ilerliyor. İnsan şaşırmadan edemiyor. Şu anda kim, niçin ya da nasıl çalışıyor bilmiyorum ama ben artık sadece para için çalışıyorum. Arkada bir göz kırpma var tabii ki. Yani bunu anlayan anlamıştır. Devam ediyoruz. Gözde Mukavelat bizimle birlikteydi. Mukavelat, Mukavel'den geliyor. Tek V ile yazılıyor. Sözleşmeden geliyormuş. Selanik göçmeniyiz. Dedem sanırım mali müşavirmiş. Herhalde onun da etkisi vardır. Dizime dönersek karakterim üzerinden eğitimin önemi vurgulanıyor. Ne yapmalıyım, ne yapabilirim gibi sorulara küçük gelin cevap veriyor. İzleyin görün diyor. Gözde, sağ ol Gözde geldiğin için. Devam ediyoruz. Asker arkadaşım Mehtap Bayri, canım ciğerim. Bir değişti, bir açıldım, saçıldım değil mi Mesut'cum? Sen benim askerliğimi de bilirsin diye girdi konuya. Evet ya, bir şeyler oldu bana sanki. Saçım uzundu benim. Yıllarca uzun kullandım. Sonra bir geldiler, bana böyle oldu. Ben de yeni bir diziye başladım. Mesut bir görsen nasıl güzel yazılmış.
Nasıl güzel yazılmış anlatamam valla. İzlersin artık. Analıoğlu. Analıoğlu çok yakında Show TV'de başlıyor. Sermiyen Midyat yazdı ve o da oynadı. Devam ediyoruz. Sevgili Haldun abimiz Haldun Boysan bizimle birlikteydi. Renkleriyle renk attı programımıza. Bu yıl zeytin olmadı Mesut. Herkes hata yapabilir. Yani herkesin hatası olabilir bunun altında. Bakın size bir şey söyleyeyim. Mutlaka sizden usta olan biri vardır. Bunu kabullenin. Ayrıca size bir şeyi öğretenlere de teşekkür edin. Ben önce Beşiktaşlı, sonra Haldun Boysan, sonra da sanatçıyım kardeş. Var mı itirazı olan diyerek bitirdi geceyi. Peki kardeş türkülere manşet koymuyoruz çünkü manşetleri bizzat melodi şeklinde atıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Gül Cemal Vizyon'da. Bu hafta sonu vizyon girdi yani değil mi? Girdi. Vizyon'a girdi. Cuma itibariyle vizyon'a girdi ve yürümeye devam ediyor. Nasıl gidiyor abi? Bir şey söyledi mi? Yani uğru kaçmasın diye dürtmüyor musun? Vallahi aynen dediğin gibi hiç ilgilenmiyorum ben. Güzel. Ne zaman ilgilenmeye başlarsın? Yeni iş başladığı zaman. Kısmet ha. Yani next dedikten sonra tabii. Geriye doğru bakalım. Tabii. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Geldiniz, şeref verdiniz. Gözde, başarılar diliyorum. Küçük gelin, pazar akşamları. Saat 8.30'da. Saat 8'de STV'de oynuyor ve Gözde'yi izlemek isteyen herkes oraya gidebilir. Şu mesafeden hakikaten izlenebilir. ben tekrar... Kız kardeşimiz. Mehtap Bayrı. Buyurun efendim. Bayılıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bayılıyoruz. Ben de öyle. Bir askerlik daha yapmak isterim. Tabii kimse bunu anlamaz ama ya, evet, gerçekten ama de ben askerken Mehtap'la tanıştığım için asker arkadaşım olarak ortak bir dostumuz vardı. Birlikte askerlik yaptığımız ortak dostumdan sonra bir balık yemiştiğimiz ve yanında kahve içmiştiğimiz vardır. Güzel hatrı günler. Var işte. Güzel günler. Evet, hatrı var. Ve sevgili Haldun abi, Haldun Boysan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Haldun abi geldiğiniz için sağ olun. Kardeş türküler. Basınızdan, gitarınızdan, davulunuzdan, darbukanızdan ve sesinizden öperim. Buradan sonrasını size vereceğiz zaten. Program sizin istediğiniz kadar gidebilirsiniz. Sabah kadar yayın bizde. Rahat olabilirsiniz. Bir şey söyleyebilir miyim? Küçücük bir şey alabilirim. Ben bir de 3 sezondur Mecmi'yle de gelmiştik. Komedi oyunu Benimle Delirir Misiniz var. İşin olmasın. Şimdi 7 ülkeye gittik bu sezon. 4 Mayıs ve 7 Mayıs'ta vakit yok gibi öyle bir baskı altında kaldım. Rahatız. Kardeş yani. 4 Mayıs'ta Marmaris'teyiz. 7 Mayıs'ta da İzmir Açık Hava'da oynuyoruz. Ve yaz turnelerimiz dolanmaya var. Dolanmaya başladık. Evet. Hayırlısı olsun ya. Teşekkür ederim. Geldi bahar ayları, gevşer sahnenin yayları. Gözdeciğim senin ekleyeceğin bir tiyatro oyunun var mı? Yönetmenimiz Tolga Çetin'e. Sevgili senaristimiz Erkan Çıplak'a buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü Erkan Bey senaryosunu bırakıp şu anda bizi izliyormuş. Öyle mi ya? O yüzden buradan teşekkür etmek istedim. Bütün küçük gelin ekibine de buradan sevgiler, eyvallah, saygılar. Sekin çaycısın. Yeni değişti. Yeni mi değişti? Onu da sevgi. Olsun, ben hiç unutmadım İbrahim abi. Sana sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yarın akşam biz burada Sayın Ahmet Ümit'i ağırlayacağız. Sayın Küçük İskender bizimle birlikte olacak. Sayın Banu Zorlu bizimle birlikte olacak. Sayın Aynur Tartan bizimle birlikte olacak. Sayın Profesör Mehtap... Profesör mü? Pardon, performansta benim için profesördür Mehtap Meral. Çünkü Ahmet Ümit'le bir edebiyat dinleti yapacak. Biz bayağı bir entelektüel program yapacağız yarın akşam. Vallahi işiniz gücünüz yoksa biliyorsunuz saatimiz belli. Çift sıfırda bekleriz. Gül Cemal'e bu hafta sonu gitmeyi unutmayın. Kardeş türküler bir dakika sonra, bir dakika da değil 45 saniye sonra aramızda. CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber Bülteni'yle karşınızdayız. İnsan yediğini unutur mu? Dün akşam Burada Laf Çok programı bir efsaneyi konuk etti. 1986 FIFA Kupası elemelerinde İngiltere'den yediği 8 golün üzerine Kova lakabıyla efsaneleşen Yaşar Duran, Mesut Yar'ın konuğu oldu. Mesut Yar'ın o malum maçla ilgili anısını anlatması üzerine sorduğu "Abi kaç gol yedin?" sorusuna bakalım Yaşar Duran ne cevap verdi? Haberimizle ilgili VTR'mizi izliyoruz. Yaşar abi bunu, şu hikayeyi bir de sana anlatayım. 1983 kırmışız şeyi, okulu gelmişiz maça. İngiltere ile maç yapıyoruz. Hatırlar mısın o maçı? Türkiye-İngiltere maçını. Tabii ki. Kaç bitmişti o? Ya insan yediğini unutur mu? Vallahi ben bazen dün akşam ne yediğimi, hatta bir saat önce ne yediğimi bile unutuyorum. Ben galiba bir şey yemiyorum Yaşar abi. Zaten bu senede bayağı bir kilo verdim. Neyse. CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Biz yarın akşam da CNN Türk Televizyonu Burada Laf Çok programı, Burada Laf Çok Haber Merkezi'nin hazırladığı Burada Laf Çok Haber Bülteni'yle karşınızda olacağız. İyi geceler.
düşmesin yağın. İşte gidiyorum çeşmesi yağın. Önümüze dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça bahtım karalansa da. Merhaba. İnsan saçı ortalama 3 kilo ağırlığı taşıyabilecek esnekliktedir. Evet,
burada laf çok diyerek geldik. Bize kaldı sahne. Son sözü de biz söylemiş olalım. 23 Nisan'da geldik. An itibariyle 24 Nisan. Ve yarın, yani daha doğrusu bugün, Ermeni toplumu hem Türkiye'de hem dünyada 1915'teki kaybettiklerini anacak. Tabii ki aklı ve vicdanı olan herkes anacak bunu. Yani aslında sevgili Mesut da kurtuluşta o da biliyor. Bu topraklarda Ermeni olmak, Rum olmak, Süryani olmak, Alevi olmak, eşcinsel olmak bu kadar zor olmamalı. Bu acılar bir daha yaşanmasın diyerek Ermenice bir sevda şarkısıyla veda edeceğiz sizlere. Zepürgü Tarnam. Bye.
Beykoz'da iki katlı bir evin alt katında oturuyorduk. Ev arkadaşımla. Bir gece ev arkadaşım odasının kapısını kilitleyip yatmıştı. O sırada ben televizyon izliyordum. Tam televizyona daldığım bir anda elektrikler gitti. Korkuyordum. Bir an gözlerimi kapattım. Camın kenarına sindim. Dışarıya bakmak istedim. Ancak dışarısı da çok karanlıktı. Tekrar gözlerimi kapattım. Arayacağım diye bağırdım. Ses gelmedi. Ev arkadaşımın oda kapısına doğru baktığımda kapkara bir gölge vardı. Göz yanılması dedim. Sanki evde birileri vardı. Varlıklarını hissediyordum ama göremiyordum. Tekrar vardım Ali Can diye. Ses gelmedi. Etrafımda küçük küçük adamlar gördüm. 70-80 santim. Çığlık attım. İçeriden Ali Can geldi. Ama kimse yoktu. Orada ben